kitaplarda özgür olup olmamak temel bir ayrımdır. Özgür olmak demek bedeninizin ve bedeninizle yapabileceğiniz her şeyi sizin belirlemeniz anlamına gelir. Kimler özgür değil? Tabii ilk akla gelen, yani toplumsal cinsiyetle alakalı şeyi dışarıda bırakarak söylüyorum bunu. Kuşkusuz orada da bir tahakküm, özgürlük mevzusundan bahsedilebilir. Ama konumuz emekle alakalı olduğu için doğrudan doğruya hani bu konu yokmuş gibi konuşuyorum şu anda. Kölelerdir ilk akla gelen özgür olmayan şeyler ama aynı zamanda yarıcılık diye çevirebileceğimiz toprağa bağlı çalışanlar falan bunlar özgür sayılmazdı. Ve pek çok işte 19. yüzyıldaki tırnak içinde ilerici felsefenin kendisine örnek olarak gördüğü daha önceki düşünürler mesela eşitlikten vesaire bahsederken bu özgür olan erkekleri, adamları diyeceğim şey yaparlardı. Diğerleri yani köle olarak çalışanlar, kölelik karşıtlığı özellikle eğer savunulmuyorsa yarıcılar, birinin hizmetlisi olanlar, bir efendinin hane halkının parçası sayılanlar özgür değildir. Yani meşhur işte 1640 İngiliz devrimi falan sırasında o zamanın İşte John Lilburn vesaire gibi düzleyiciler falan bunlar daha eşitlikçi fikirlerini söylerken akıllarında hepsi özgür erkekler vardır. Şimdi niye bu önemli? Çünkü liberal siyaset felsefesinin en büyük icatlarından biri John Locke'un hükümet üzerine ikinci denemede yaptığı büyük nasıl diyelim sihir numaralarından bir tanesi bu özgür olup olmama kavramını müphem haline getirmesi. Onu da şöyle yapıyor. Kuşkusuz bedenimiz bizim ve bedenimiz üzerinde kontrolümüz yoksa özgür değilizdir. Fakat bir de bedenimizin çalışma gücü var. Yani bu bir soyutlama. Yani bedenimizin çalışma gücü diye ayrı bir şey yok. Ama bedenimizin çalışma gücü var. Buna soyutlama yapıyoruz ve emek diyoruz. Emek de bizim, emek de bize ait. Fakat bedenimizi sattığımızda köle işte bir efendinin hanesinin parçası yani hizmetçiliği ya da yarıcı falan haline gelmemize rağmen emek gücümüzü kiralamamız mümkün. Liberal siyaset felsefesine göre. Niye? Çünkü bu bedenin kendisi değil. Bedenin bir potansiyeli, çalışma gücü. Buna bir soyutlamayla emek diyor ve bunun kiralanmasının mümkün olduğundan bahsedilmeye başlıyor. Bu ücretli işçiliğin ve ücretli işçi olarak çalışanın da aslında özgür bir hukuk bireyi olarak tanımlanmasına yol açar. Çünkü özgür olmayan hukuk bireyi değildir. Yani hukukun tanımına girmez. Köleler, yarıcılar vesaire eski yani orta çağ anlayışına göre. Fakat bu icatla emeğini kiralayan kişi de bir özgür hukuk öznesi olarak görülmeye başlanacak. Ve ücretli işçilik açıkçası kapitalizmin, kapitalist üretim biçiminin ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Tabii bu John Locke 1689'da yayınladığı, üstüne ancak 1701'de ismine koyduğu bir kitapta yazdı diye birdenbire böyle bir şey dönüşmüyor. Kuşkusuz sanayi devrimi ve ondan sonra gelen değişiklikleri bekleyeceğiz. Felsefi altyapı bu biçimde oluşuyor ve yavaş yavaş daha öncesinin çalışan kesimleri ücretli işçiye dönüşüyor. Şimdi burada tabii tarihsel olarak soyutlama yapmak çok doğru değil ama neyse ki ben siyaset bilimciyim. Dolayısıyla rahat rahat hunhar soyutlamalar yapabiliyorum. O yüzden iki tür böyle toplumsal kategori var. Bir tanesi mülksüzleşen zanaatkarlar, diğeri de topraktan kopan köylülerdir. Yani işçi dediğimiz, ücretli çalışan, emeğini kiralayan fakat bu arada özgür birey olarak kabul edilen, yani bir hukuk kişisi olarak kabul edilen toplumsal kategori bir mülksüzleşen zanaatkarlardan iki topraktan kopan ya da topraktaki gelir kendisine yeterli olmayan çeşitli sebeplerle genellikle de devlet politikalarından dolayı köylülerden çıkar. Hatta biraz daha
karikatürleştireyim. Birinci tür örnek, yani mülksüzleşmiş zanaatkarlar daha ziyade ilk kapitalistleşen ülkelerde görülürken, geç kapitalistleşen ülkelerde daha ziyade emek gücü işte topraktan kopan köylülere dayanılır. Tabii hemen birisi burada bana itiraz edebilir ama işte şeyde öyle değil diyebilir. Ne bileyim, Zimbabwe'de öyle değil diyebilir. Doğru, ben hani bir basitleştirme olarak anlatıyorum. Her bir tarihsel örnek böyle değildir. Çoğunlukla da ikisi birlikte çalışır. Şimdi mülksüzleşmiş zanaatkar dediğimizde ilk örnekler, yani ilk kapitalistleşen örnekler. Zanaatlar biliyorsunuz çok sıkı olarak örgütlüdürler loncalarda. Bu tabii hiyerarşik bir örgütlenme, usta, kalfa, çırak olarak ve ustaların da açıkçası bu loncaların yönetiminde eşitsiz bir ağırlığı var. Bununla birlikte düzenlenmiş bir çalışma ilişkisi getirdiği için koruyucu, nitekim lonca sahibi olmaya izin verilmeyen zanaatlerin tarih boyunca lonca kurabilme hakkı için mücadele ettiğini de görüyoruz. Çünkü bu belli bir koruma sağlıyor. Ama modern döneme geçtiğimiz zaman loncalar da tarih öncesine ait bir kurumsallık olarak dağıtılıyorlar. Kuşkusuz yeni sanayi üretiminin gereklerine uymadıkları için de dağıtılıyor, ama aynı zamanda devlet eliyle, bilinçli devlet politikalarıyla da yasaklandıklarını, ayrıcalıkların elinden alındığını görmemiz lazım. Yani ücretli işçi yaratmak sadece teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak ifade edilemez, aynı zamanda bilinçli bir devlet politikası. Bunu hep ifade etmeye çalışırım. Serbest piyasa dediğiniz şey elma ağacı değildir. Dolayısıyla doğada var olmaz. Devlet tarafından inşa edilir. Serbest piyasa devlet tarafından inşa edilen bir şeydir. O yüzden istihdam piyasasının da inşa edilmesi gerekir. Yani emeğini kiralamak isteyenlerle o emeği kiralayacak olanların özgürce hukuk bireyleri olarak karşı karşıya geldikleri olanakların bulunması lazım. Loncalar buna engel olduğu için devlet politikalarıyla 18. yüzyıldan itibaren zayıflatılmaya ve dağıtılmaya başlarlar. Ama aynı zamanda kuşkusuz üretim biçiminin yeniden örgütlenmesi, teknolojik gelişmeler vesaire de bu devlet politikalarını bundan zarar görenler tarafından daha az itiraz edilebilecek şekilde dönüşmesine de yol açıyor. Tipik olarak bir mülksüzleşmiş zanaatkar dediğimiz zaman her şeyden önce yeterli sermayeye sahip olmadığı için işleyeceği ham maddeye ulaşamayan bir kişiden bahsediyoruz. Ve işleyeceği ham maddeye ulaşmak için bir tüccara ihtiyacı var. Yani bir yünden iplik yapıyorsa, zanaati buysa, yünü toplayamıyor fakat yünü toplayacak sermayeye sahip bir tüccarın kontrolünde çalışmaya başlıyorlar. Çünkü zaten lonca korumaları falan da ortadan kalktığı için o sermaye sahibi tüccarın nasıl diyelim, keyfine bağlı oluyorlar. Bu da işte bizim putting out dediğimiz sistemdir. Yani tüccarlar köylüden yünü toplar, sonra bunu iplik yapacak olan kişilere verirler. Bunu verirken de şimdiki büyük gıda işte tekelleri ya da işte bu tütün şirketleri vesaire ya da tavuk üretenler falan gibi büyük şirketler nasıl civciv olarak veriyorlar, işte sana nasıl bir şey yapacağını açıkça söylüyorlar, hangi yemi kullanacağını, hangi ilaçları vereceğini tavuğa söylüyorlar. Belli bir sürenin sonunda da daha önceden şey yaptıkları fiyattan satın alıyorlarsa gelişmiş tavukları, aynı şekilde de ve aynı şey size tohum veren işte tütün firması açısından da geçerlidir falan. Yani zanaatkar hem üretim sürecinin kontrolünü kaybediyor, hem ham maddeye ulaşımını kaybediyor, hem de zaman içinde üretim araçları, yani kullandığı aletler üzerindeki dahi hakimiyetini kaybedecek. Özellikle daha yeni teknolojide çalışan işte buharlı makineyle iplik eğiren şeyler falan ortaya çıktığı zaman, çünkü bunlar el araçları değil, makineler, bunların da
gene size bahsettiğimiz tüccar tarafından sağlanması lazım. Fakat işte makine kırıcılık vesaire gibi çeşitli hareketler ortaya çıktıkça da hem ölçek ekonomisinden faydalanmak, yani bunları bir araya getirip daha az maliyetle daha yüksek kar elde edebilmek için, ama hem de bu tür bireysel itiraz direniş mekanizmalarını, mülksüzleşmiş sanatkarların kullandığı bireysel itiraz direniş mekanizmalarını kırmak için fabrika sisteminin yavaş yavaş yerleşmeye başladığını göreceğiz. Bunu özellikle şunun için böyle anlatıyorum. Böyle yani teknolojik gelişmelerin doğal sonucu gibi değil, her zaman siyasetle dolayımlanmış ve toplumsal mücadelelerce de sonucu belirlenmiş, ama her sonucun da mümkün olduğu değil. Çünkü tıpkı bir hani eğik zemin gibi, kendi haline bırakırsanız topun nereye gideceği belli. Ve siz ne kadar üste doğru itmeye çalışsanız da topu, eğim doğrultusunda hareket eden çok büyük oranda avantajlı. O yüzden de istatistiki olarak genelde onların kazandığını görüyorsunuz. Burada da onlar derken kastettiğim sermaye sahipliği oluyor ve işte fabrika sistemleri oluşuyor. Aynı zamanda daha geç kapitalistleşen ülkelerde bu yeni teknolojiler, yeni üretim biçimleriyle uyum sağlayabilmek için her şeyden önce tarımın dönüştüğünü görüyoruz 19. yüzyılda. Köylüler çiftçiye dönüştükçe kırsaldaki artık nüfus giderek daha fazla oranda şehirlere yığılmaya başlıyorlar. Bunlar da gene tıpkı mülksüzleşmiş sanatkarlar gibi bu yeni oluşan fabrikalar vesaire için bir emek deposu, ucuz emek deposu olarak kullanılacaklar. Kimi bazı örneklerde de sanayiler kırsala geliyor. Bu daha az yaygın olan sistem. Madencilikte genelde olan sistemdir. Çünkü maden neredeyse orada madencilik yapmak zorundasın. Ama aynı zamanda mesela Türkiye Cumhuriyeti bu 30'lardaki planlı kalkınma döneminde fabrikalarını özellikle büyük şehirlerin dışına taşımıştır ki işte batıda olduğu gibi böyle bir kentli işçi hareketi oluşmasın diye. Yani Karaböy'e demir çelik fabrikası kurulmasının, tamam kömüre yakın ama Zonguldak'tan eğer haritaya bakarsanız İstanbul'a daha yakın bir yere de yapabilirsiniz o fabrikayı. Ama bu tehlikeli görüldüğü için Bozkır'a yapılmıştır. Aynı şekilde işte Kırıkkale'deki makine kimya endüstrisi, çünkü o aslında imalatı harbiye Türkiye'de ilk defa işçi örgütlenmesinin 1895-96'da ortaya çıktığı Tophane fabrikasıdır. Sonra Ankara'ya taşınıyor tabii Kurtuluş Savaşı esnasında, ama Ankara'da bir şehir merkezi görüldüğü için Ankara'ya yakın ama gene Bozkır'ın ortasında, köyün ortasında Kırıkkale'de şeyi kuruyorlar. Büyük bir silah üretim tesisini kuruyorlar. Böyle durumlarda da kırsala geldiği zaman tabii etraftaki işçiyi kullanmak gerekiyor. Etraftaki köylüyü işçileştirmek gerekiyor. Burada da mesela aynı vergiler yerine nakdi vergilerin tercih edilmesi. Zonguldak'ta insanları madene böyle sokmuşlardır. Devlet o zamana kadar üşür alıyor. Yani ürünün onda birini alıyor. Ama ilk defa nakdi vergiler 1870-1880'lerde Zonguldak havalisi için düşünüyor. Köylünün parası yok çünkü para ekonomisi içinde yaşamıyor. Ama bana vergini işte ürettiğinin onda biri değil de parayla şey yapacağım dediğin zaman para ile, yani maaş veren bir işte çalışılması lazım. Maaş veren işte Fransız'ın Zonguldak'ta kurduğu kömür madeni. Dolayısıyla zorunlu olarak vergiyi ödeyebilmek için orada çalışıyorsun. Tabii daha zorlama şey biçimleri de, özellikle işçi kıtlığı olduğu zaman ya da kömüre ihtiyaç daha fazla olduğu zaman zorla çalışma falan gibi yöntemler de kullanılacak. Ama oralarda da, yani sanayi kırsala geldiğinde de gene devlet politikası bir biçimiyle şeyi dayatıyor. İşçileşmeyi dayatıyor. Şimdi bu tabii 19. yüzyıl boyunca ilk sendikal örneklerde bu kaybedilen lonca avantajlarının yeniden oluşmasına dair çeşitli mücadeleler de ortaya koyacak. Yani insanlar örgütlü oldukları zaman daha güçlü olduğunu biliyorlar. Eski zanaatkarlar da biliyor. Ama
kırsaldan kopup gelmiş köylü de biliyor. Yani feodal dönemin en önemli toplumsal hareketleri köylü isyanlarıdır. Her yerde vardır. Yani işte bizim Celali isyanlarından tutun da Fransızların Jacquerie'lerine, Çinlilerin işte sarı türban, kırmızı türban kafalarına bağladıkları beze göre onlar şeylerini sayıyorlar. Çeşitli Hintlilerin, Hint köylülerinin yine bol miktarda ayaklanması vardır. Nerede köylü varsa ayaklanma olur. Çünkü köylü kendi kendine yeten, kendi organizasyonu aslında hani kendi haline bıraksan pekala yaşamaya devam edebilecek bir şey. Dolayısıyla dışarıdan müdahale ettiğinde böyle bir kolektif hareket kapasitesi var. O yüzden bu hatıralarla geliyorlar şehirlere yığıldıkları zaman da. Yani mülksüzleşmiş sanatkarlar açısından da lonca hatıraları benzer bir şeydir. Fakat liberal teori tabii ki Adam Smith ulusların zenginliğinde ısrarlı bir biçimde diyor ki bu kartel ve tröstler çok tehlikelidir. Bu işte ekonominin doğal işleyişini bozar. O yüzden bu tür kartelleşmenin engellenmesi lazım. Hem işverenler arasında engellenmesi lazım, hem işçiler arasında engellenmesi lazım. Dolayısıyla bu özgür bireyler istihdam piyasasında özgürce pazarlık yaparak şeylerini belirleyecekler. Ücretlerini ve diğer çalışma koşullarını belirleyecekler. Tabii yani eğer öyle bir burjuva İskoç değilseniz böyle bir şeyin olmayacağını bilirsiniz. Kuşkusuz patronla iş ilişkisine giren bir işçinin eşit ilişkisinden bahsedilemez. Yani onun çünkü sermaye sahibi olmaktan, devlet elitleriyle yakın ilişkisinden falan gelen avantajları ancak birlikle kırılır. Dediğim gibi bu bir de eski bir bilgeliktir. Yani o sırada ortaya çıkmış değil, loncalardan ve köy cemaatlerinden insanların hafızalarında, mücadele hafızalarında getirdiği bir bilgidir. O yüzden sendikalaşmaya dair ve başka haklar için de aslında tabii sırf sendikalaşma değil ama toplu pazarlık yapabilmek amacıyla işçi mücadelelerinde 19. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle bu fabrika dediği Yüzümü açıyorum. şeyler oluştuğunda büyük üretim birimleri oluştuğunda görüyoruz ve genelde devletin ilk tepkisi bunlar kartel tröstür. Dolayısıyla serbest hukuk düzenimizi bozuyorlar diye bunları yasaklamak, kırmaya çalışmak gibi oluyor. Ama yani burada şeyi kısa keseceğim çok da uzatmamak için ama çok kahramanca çeşitli mücadeleler var tabii, silahlı mücadeleler var. Çünkü birlik içindeki insanları kırmak için sırf devlet gücü değil aynı zamanda işte çeteler vesaire gibi bir sürü örnekle bu birlikler kırılmaya çalışıyorlar. Ama öncelikle özellikle daha büyük pazarlık gücü olan nitelikli çalışanlar, vasıflı işçilerin birlikleri mahkemeler ve dolayısıyla devletler tarafından kabul edilmek durumunda olacak. O yüzden bizim trade union dediğimiz ilk meslek birlikleri oluşacak ve buna meslek birliği diyorum özellikle. Çünkü trade union yani Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman trade zanaat demektir. Ve bu bilerek kullanılan bir ifade. Çünkü ilk bu tür birlikler hakikaten vasıflı işçilerin birlikleri. Ve bunlar genelde vasıfsız işçileri almıyorlar. Ve tabii bu sırf vasıfsızlık tartışması da değil. Çoğu örnekte bu bir şey dayanışmasıdır. Hemşeri ya da etnik köken dayanışmasıdır. Yani daha sonra gelen göçmen işçi dışlamaya dönük bir ayrımdır. Özellikle Amerika'da, İngiltere'deki örneklerde vasıflı dediğin zaman bakıyorsun hepsi İngiliz, İrlandalılar ki sendikaya alınmıyorlar. Yani tamam kuşkusuz bir vasıf mevzusu da var ama mevzunun sırf vasıfla alakalı olmadığı belli. Keza Katolikleri de şeyde almıyorlar. Amerika'da almıyorlar ve benzeri. Yani şehre daha yeni gelen ki biliyorsunuz bu göçler de bireysel değil daha ziyade bölgelerden alır olur. Ya hemşeri toplulukları diyeceğim. Çünkü yani bu işte İngiltere ya da Amerika örneklerinde daha böyle etnodinsel gruplar ama daha geç gelen hemşeri gruplarını dışarıda bırakan o yüzden işçilerin birliği mevzusunu sorun haline getiren bir düzenleme
mevcut. Ama işte eğer bakarsanız şeylere, Engels'te var, Marx'ta öldükten sonra ortaya çıkıyor. Yeni sendikacılık, yeni sendikacılık diye bir tartışma. 1880'lerde neyin yeni sendikacılığı derseniz o tartışma aslında bununla alakalıdır. Vasıfsız işçilerin de bu birliklere kabulüyle alakalı bir tartışma. Ve tabii ki o zaman sosyalistler bunu hararetli bir biçimde savunuyorlar. Çünkü iş yerinde bölünme iyi bir fikir değil ve senin pazarlık, toplu pazarlık gücünü de zayıflatan bir şey ve labor union dediğimiz İngilizce'de işte işçi sendikaları bu biçimde oluşacaklar. Ama bu ayrım 1930'lara kadar bütünüyle ortadan kalkmayacak. Bu bakımdan bir şey oluşacak. Şimdi bize dönersek eğer, bizde demin söylediğim ilk bildiğimiz işçi derneği İmalat-ı Harbiye'de, Tophane'de yani. Tophane'de devletin silah fabrikası. Burada da biz Almanya'ya eğitim görsünler diye yollanan vasıflı işçilerin bir aslında Almanya'da büyük ihtimalle tabii Sosyal Demokrat Parti ile de şey yaptıkları için bizim bütün demek Almancılar bir Sosyal Demokrat Parti şeyinden geçiyorlar. Buraya döndüklerinde bir dernek oluşturduklarına dair çok kuvvetli bilgiler var. 1895-1896 gibi ki dediğimiz gibi İmalat-ı Harbiye işçileri Kurtuluş Savaşı falan sırasında da bir topluluk olarak hareket etmeyi beceren bir işçi topluluğudur. Bugünkü makine kimya endüstrisinin kökeni. Çünkü işte 19-20. yüzyılın başına iyi kötü bir örgütlülükle girdiklerini biliyoruz. Ama bizim esas olarak yani Türkiye'de işçi hareketleri dediğimiz zaman 1908 ile başlar. Bunun çeşitli sebepleri var. 1908'den önce tabii çünkü şey yok, belge yok. Gazetelerin sansür var. Dolayısıyla çeşitli haberleri de alamıyorsunuz. Çok büyük olaylara dair işte 1906'dan itibaren vergi isyanları olduğunu biliyoruz mesela ama yani batılı kaynaklar dolayısıyla çünkü konsoloslukların yazıları falan var. Ama daha küçük çaplı işçi eylemlerini onlar da yazmayı tercih etmiyorlar. Bir de büyük ihtimalle çoğunlukla patron yabancı olduğu için zaten bunlardan bahsetmeleri de yani biraz bastırmaya çalıştıkları şeyler olduğu için pek mümkün değil. Ama şunu biliyoruz 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edildiği zaman ki bu bir devrimdir. Yani o zamankiler de o şekilde yazarlar. 1905 Rus devrimi, 1906 İran devrimi, 1908 Osmanlı-Türk devrimi kardeştir. Yani aynı kuşağın şeyi. Ve 1908'den sonra Ağustos ve Eylül'de bir grev dalgası Türkiye'yi sarıyor. Yani Türkiye'yi sarıyor derken imparatorluğun bütün önemli ticaret şehirlerini sarıyor ki bunlar aynı zamanda sanayinin de bulunduğu yerler. Ne kadar varsa. Selanik, İstanbul, İzmir, Beyrut. Bunlar imparatorluğun en büyük ticaret merkezleri ve bunların hepsinde bir grev dalgası ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Karabalya'da yani bugünkü Soma'nın olduğu bölgede çünkü orada da maden var ve Anadolu-Bağdat demiryolu inşası var. Onun boyunca o yol boyunca da işte çeşitli Anadolu merkezlerinde de grevler, iş durdurmalar olduğunu görüyoruz 2 ay boyunca. Şimdi buradan da şunu çıkartıyoruz. Yani bu Hüdayi Nabit derdi dedem. Yani yağmur yağınca birdenbire şeyden çıkan ot gibi olmayacağına göre bunun öncesinde bir örgütlenme olduğunu düşünmemiz lazım. Ama dediğimiz gibi elimizde çok bir belge yok. Bir de bunlar çalışma koşullarıyla alakalı kuşkusuz ama şunu unutmamak lazım. Bunların büyük çoğunluğunun işvereni yabancı uyruklu. Dolayısıyla biraz da artık yani Osmanlı'yı Osmanlılar yönetecek. Yani Osmanlı'nın ana asırı yönetecek diye düşünüldüğü için yani bu işte Fransız İngiliz şirketlerine karşı Osmanlı unsurlarının çünkü bu grev dalgası deyince tabii ki evet özellikle madenlerde falan Türk Müslümanlar var ama Ermeniler ve Rumların da bu grevleri yaptığını Arapların da Beyrut dediğimiz zaman düşünmemiz
gerekiyor yani. Bunlar da şeyin içinde var ve İttihat ve Terakki Cemiyeti özellikle Taşnaklarla birlikte, çünkü o zamanlar birlikte davranıyorlar zaten Taşnak Sütyun Partisi'yle. Buralara şey yapıp yabancılarla bu Osmanlı unsuru işçiler arasında genelde yani ufak kazanımlar elde edip, ama tamam işte hürriyeti elde ettik de yani ifademi mazur görün, siz de bir şeyini çıkartmayın diye bunları bastıracaklar ve hızlıca bir KYK çıkarıyorlar. 1908'de kanun muvakkat, çünkü daha meclis toplanmamış. Seçimler yapılacak, meclis toplanacak. Fakat bu grev dalgası bir sıkıntı yarattığı için hemen bir hükümet kanun hükmünde kararname ile grevleri yasal prosedüre bağlıyor. Tatili eşgal kanunu muvakkatı diye geçer. Tatili eşgal, yani anlayacaksın, işlerin meşguliyet, yani işlerin tatil edilmesi, grev yani. Geçici kanunu, yani kanunda kararnamesi. Ve burada bir kamu hizmeti yapan kurumlarda sendika kurmak yasaklanıyor. Kamu hizmeti yapan kurumlarda. Kamu hizmeti yapınca bunların illa kamunun, hatta hiçbiri zaten kamu tarafından yönetilmiyor. Ama mesela Anadolu Bağdat Demiryolu bir Alman şirketinin, Fransız ortaklığı yanılmıyorsam, ama kamu hizmeti yapıyor tabii. Şirket ayrıye, yani bizim İDO şimdiki vapurları işleten belediyeye ait olan şirket. O zaman bir Fransız şirketinin, işte dediğim gibi Zonguldak'ta gene Fransızlar şey çıkartıyorlar, maden çıkartıyorlar. Bunların hepsi kamu hizmeti. Yani kamu hizmeti deyince de, çünkü devletin elinde zaten bir iki tane askeriye için cephane üreten imalatı harbiye gibi, ya da üniforma üreten işte çeşitli feshaneler var. Fes yapıyorlar yani asker giysin diye. Başka bir fabrika yok. Diğer kamu hizmetleri genelde yabancı sermayeli şirketler tarafından yerine getiriyor. Ve bunlar da kanun bunlarla alakalı zaten. Diğer işletmeleri ilgilendirmiyor. Yani bakkalda sendika kurmaya ihtiyaç duyuyorsan ve kurabiliyorsan, 3 kişi çalışıyorsan yanında, ona dair bir şey söylemiyor. Fakat kamu hizmeti yapan işletmelerde, bu demin bahsettiğim işletmeler, sendika kurmak yasak diyor. Burada eğer bir iş uyuşmazlığı ortaya çıkarsa önce bir zorunlu tahkim mekanizması ortaya koyuyor. Yani işçiler gidecekler bir dilekçeyle vilayete, valiliğe başvuracaklar. Bizim çalıştığımız bu iş yerinde şöyle şöyle bir sorun var, çalışma sorunu var diye. İşte maaşımız ödenmiyor, güvenlik önlemleri yetersiz, neyse. Valilik belli bir süre içinde işveren temsilcisiyle bu iş temsilcilerini bir araya getirecek ve bir çözüm oluşturacak. Çözüm eğer beğenilmezse işçilerin iş bırakma hakkı var. Yani ortaya konan çözüm beğenilmedi ya da bir çözüm ulaşılmadı. İşveren bir şeye yanaşmıyor, böyle devam edecekler diye. İşçilerin o zaman İş bırakma hakkı var, fakat işin yapılmasını engelleyemezler. Bu o yüzden aslında çok zayıf, yani fiilen grev yasağı da vardır diye tartışılır. Ama biz tarihsel örneklerden biliyoruz ki, çünkü bu kanun 1909'da kanun olarak da çıkacak. Yani meclis hemen metni kanun hükmünde kararname olmaktan kanunda da çeviriyor. Ve 1936'ya kadar da yürürlükte kalacak tatili eşgal kanunu. Dolayısıyla bir tane monograf da çıktı. Mesela biz Çukurova'da tren yolunda bir grev yapıldığını biliyoruz 1928'de. Bu kanun hükümlerine göre. Yani fiilen bir grev yasağı da yok. Sendika açıkça yasak. Ama böyle bir zorunlu tahkim, ondan sonra istiyorsan çalışma ama işi de engelleyemezsin dediğiniz zaman burada grev de yok diye düşünüyorsunuz. Ama bu kanuna dayanarak yapılan grevler var. Ama bunların hepsinde bir tür siyasi otoritenin göz yumması olduğunu göreceğiz. İşte en bilineni İşgal İstanbul'un da tramvay grevleridir. Fakat tramvay grevleri ya İngiliz işgalci ile Fransız işgalci arasında sorun var. Tramvayda Fransız şirketi, İngilizler aslında biraz yol veriyorlar mesela. Çukurova örnekte de gene yabancı sermaye, devlet zaten onu şey yapmak istiyor, devletleştirmek istiyor 28'de, 31'de ya da 32'de zaten devletleştirecek. O yüzden gene yani işçilere bir anlamıyla şey yapıyor,
O yüzden yani fiilen grev yasağı da var gibi gözükse de şeyde yasada bu yasaya dayanarak Türkiye'de grev yapılmıştır. Dolayısıyla bu zayıf hükümlerdeki işte siyasi otoritenin özellikle yani işverenler arasında mevzular olduğunda grev yapılmasına şey veriyor. Fakat hiçbir şekilde sendika kurmak mümkün değil. İşçiler de ne yapacaklar? Bir çeşitli dernekler kuracaklar. İki yardım sandıkları kuracaklar. Bu dernekler de özellikle Osmanlı dönemi açısından genelde etnik dinsel ayrımlar üzerinden kurulur. Yani Ermenilerin derneği, Rumların mesela Beynelmiler İşçi İttihadı diye geçiyorsa onlar Rum derneğidir. Ermenilerin zaten partiler var, onlara dair kurulan şeyler var. İttihatçıların da kendilerinin bir işçi örgütlenmesi genellikle imalat harbiye şeyinde var ya ayrı ayrı. Bunun tek istisnası Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'dur. Bulgarların var tabii. Yani Makedonya tarafında Bulgarların çok kuvvetli işçi dernekleri var. Sadece Selanik'te Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu şehrin bütün unsurlarını yani Yahudileri, Rumları, Bulgarları ve Müslümanları bir araya getiren bir örgütlenmeyi becerecek. Ama bu da 1912'den itibaren yani bu 1908'in o iyimser havası dağıldıkça bu birlikte fiilen zaten Benaroya kurucusu Musevi bir düşünür ve gazetecidir. Avram Benaroya yurt dışına çıkmak zorunda kalacak vesaire. Buna rağmen işte biz çeşitli yani tabii şey de yapmak lazım. Bolşevik ideolojiden etkilenen çeşitli aktivistlerin içinde olduğu örgütlenmelere Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da tütüncüler arasında bu 20'lerde ve 30'larda da rastlamaya devam edeceğiz. Çok etkili olamasalar da böyle bir şey var. Özellikle mesela Bulgar göçmeni tütün işçileri arasında onların bir de yani Makedonya'daki dönemden kalma sendikal hatıraları olduğu için mesela İstanbul'da her zaman tütün işçileri arasında yani tekel daha sonra olacak olan şey açısından söylüyorum bir örgütlülük hafızası var mesela yani. Bir ikincisi matbuat teknisyenleri şimdiki basın işin şeyi olan öncüsü olan dernek matbuat teknisyenleri yani bu tabii eski matbaa makineleri ciddi bir kalifiye eleman gerektirdiği için orada çalışanlar bir şeyleri vardır. Belli bir okumuşluk düzeyleri falan da vardır ama sonuç olarak mavi yakalı işçi. Onların derneği mesela varlığını sürdürecek. Hatta 38'de yasaklanmasına rağmen bütün sınıf esaslı cemiyetler 2. Dünya Savaşı öncesi yasaklanıyorlar. Fakat ona rağmen bu tür dernekler bu defa bir tür yani yasası yok ama hani birlik düşüncesi bu hafızada yer ettiği için yaşamaya devam ediyor şeklinde varlıklarını sürdürecekler. İkinci Dünya Savaşı da bu şekilde geçecek. Tabii İkinci Dünya Savaşı Türkiye'de büyük bir vurgunculuk, zenginleşme ve bunun halkın gözünün içine sokuldu. Yani sen yoksulsun fakat birileri ihtikar derler eski laf. Birinci Dünya Savaşı sırasında da İkinci Dünya Savaşı sırasında da çok konuşulmuştur. Şimdi haberlerde var Bulgur Palası belediye satın aldı diye. Öyle çeşitli insanlar var işte iddiatçılara yakınlar. Vagon veriliyor. Askeri vagonlardan onlara yer ayrılıyor. Dolayısıyla şehre bulgur getirip korkunç fiyatlara satıyorlar. Un ve bulgur getirip. Bunun benzeri işler İkinci Dünya Savaşı sırasında da oluyor. Devlet kapasitesi zayıf olduğu zaman böyle vurgunculuklar engellenemez. O yüzden kimileri çok zengin oluyorlar. Halk da baya baya işte şey tohumu yiyor yani. Bu büyük tepki yarattığı için İkinci Dünya Savaşı sonrası zaten kaynıyor. Bunun kaynadığını fark ettiklerinden dolayı biraz da tabii Batı kampında yer alma ihtiyacı duyuyorlar. Batı kampında yer alacakları için de bir açılmaya ihtiyaç var.
ve 1946 Haziran'ında İsmet İnönü Cumhurbaşkanı CHP Kongresi'nde yaptığı açılış konuşmasında diyor ki biz diyor şeyi kaldıracağız. Sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağını kaldıracağız diyor. 38'de gelen bu yasağı. Yani işte şu yaz olmuş, kongre var, işte yaz geçecek, meclis açılacak. Meclis açıldığında bu yasak kaldırılacak. Fakat bu açıklamayı yapar yapmaz, tabii İsmet Paşa'nın o zaman da parti devleti var, sözü kanun. O yüzden o bunu söyler söylemez bizim 1946 sendikacılığı dediğimiz, demin bahsettiğim bu hafızaya sahip işçi grupları arasında ve İkinci Dünya Savaşı sırasında da bir işte antifaşist propaganda Türkiye'de yapıldığı için o şekilde yetişmiş komünist aktivistlerin, militanların şeyiyle, desteğiyle çok hızlı bir sendikalaşma gene bildiğimiz yerlerde, yani İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana'da oluşacak. Çünkü buralarda eskiden beri böyle bir faaliyet var zaten. Hani İsmet Paşa konuşuyor, açılım olacak, sendika kurabileceksiniz deyince yazın takır takır sendikalar kuracaklar. O esnada ama zaten CHP'de işte bu bahsettiğim rahatsızlığı gördüğü için çeşitli adımlar atıyor. İşte meşhur çiftçi topraklandırma kanunu çok bilinir ki, çünkü dörtlü takrirle işte Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü partiden ayrılırlar ve Demokrat Parti'yi kurarlar. Ama aynı zamanda 45'te Çalışma Bakanlığı da kurulur Türkiye'de ilk defa. Ve İngiliz uzmanları getirerek kuruyorlar Çalışma Bakanlığı'nı. Çünkü yani böyle bir ücretli çalışanlarda rahatsızlığı gördüklerinden dolayı buna dönük çeşitli iyileştirme hamleleri yapmaları lazım. Bu iyileştirme hamlelerinin de siyasi koordinasyonunu sağlaması için bir Çalışma Bakanlığı oluşturuyorlar. İlk bakan da Sadi Irmak'tır. Bir hekim. Sadi Irmak 30'larda Almanya'da eğitim görmüş bir hekim. İlk yazılarına bakarsanız öjenizm falan gibi, yani böyle üstün ırklar, müslün ırklar takıntısı da vardır Sadi Irmak'ın. Ama sosyal adaletçidir. Yani devletin yoksullara bakması gerektiğini düşünür ki bu da Nazi ideolojisine ters bir şey değil aslında. Dolayısıyla bunu Çalışma Bakanlığı'na getiriyorlar. Fakat işte bunlar sigorta falan kanunları düşünüyorlar. Yani baştaki vatandaş Sadi Irmak ama İngiltere'den geliyor uzmanlar. Ve daha liberal bir anlayışla bakanlığın uzmanları işte sosyal sigortalar kurumu falan gibi şeyleri kurmak için hazırlık çalışmaları yapıyorlar. Bu arada da işçi dernekleri kurma niyetindeler. Ama 46 sendikacılığı birdenbire ülkenin önemli sanayi bölgelerinde bu sendikaları oluşturunca biraz nasıl diyelim, boşta kalmış olacaklar ve işçilerin kontrolünü kaybetmek istemedikleri için 46 aralığında hala gündemde, hala yürürlükte olan sıkı yönetim kanununa dayanarak bu sendikaların büyük çoğunluğunu kapatacaklar. Bu sendikalarla birlikte kurulmuş olan iki tane sosyalist partiyi de kapatacaklar ve 47 Şubat'ında kendi sendikalar kanununu, Türkiye'nin ilk sendikalar kanununu, sendikalara izin veren kanunu Şubat'ta yayınlayacaklar. Bu 27 Mayıs'a kadar geçerli olacak olan sendikalar kanunudur. Bu kanun şöyle özellikleri var. Bir liberal rejim öngörüyor. Yani şu anlamıyla sendikaya üye olmak zorunlu değil. Bu şu için önemli. Çünkü normalde faşist rejimlerde devlet sendikası var ve o sendika üye olmak zorunlu. Oysaki liberalizmde üye olup olmamak serbest. Yani burada zaten faşizm yenilmiş. Yani tutup orada zorunlu sendika falan, devlet sendikası gibi bir şey yapmak anlamsız olur. Fakat gene de işte mesela biz Juan Perón Arjantin'de biliyoruz. Yani Perón'un kendi sendikaları var. Yani yasal olarak zorunlu değil ama fiilen zorunlu. Yani böyle yapan, Portekiz'de hala bu sistem devam ediyor o esnada. İspanya'da benzer bir fiili zorunluluk var. Portekiz'deki fiili değil, resmi zorunluluk. Yani böyle bir şey de tercih edilebilir. Hayır, İngiliz usulü
işçi sendikasını kurar, isteyen üye olur, isteyen üye olmaz diye bir serbestiyet rejimi kuruyor. İki, sendikalar sadece işçiler üye olabilir diyor. Şimdi tabii burada insanlar düşünüyorlar, yani niye sadece işçiler? Tabii ki işçiler üye olacak. Başka kim üye olur sendikaya? İngiliz sistemi aslında öyle değil. Sendikaya sadece işçiler üye olur diye bir şey yok. O yüzden çeşitli aydınlar da yani öyle sistem öyle alınmışsın ama sendika üye olabiliyor. Yani sendikanın çalışanı da sendikanın üyesi gibi görülüyor. O yüzden fiili örgütçüler var. Çünkü örgütçülük, yani sendika burada örgütleyen arkadaşlar var. Değil mi? Tahir falan da emekli oldu daha rahat çalışabilsin diye. Ya çalışırken yapmak zor olan bir şey. Kendi iş yerinin dışındaysan eğer. Bu bakımdan o gelenekte işçi olmayanlarda, yani fiilen çalışmayanlarda sendikanın örgütçüsüne sendikanın üyesi gibi, yani sekreteri falan değil, bizzat örgütçüsüne üyesi gibi değerlendirilir. Bu bakımdan oralarda yani sadece fiilen çalışan işçi değil, başkaları da sendika üye olurlar. O gelenekte, Anglo-Sakson geleneğinde serbestiyeti oradan almalarına rağmen sadece fiilen çalışan işçiler sendika üye olabilir diye şey yapıp, işçilerle olası başka bağlantıları, yani sendika örgütlemeye dönük çalışma yapabilecek bazı zararlı unsurları sendikalardan ayrı tutuyorlar. Üçüncü unsur, yasada özellikle vurgulanan milliyetçilik. Şimdi o dönem yasanın meclisteki tartışmalarında da basında çıkan yazılarda da benim master tezim bu konuda alakalı olduğu için biraz uzatıyor olabilirim bu kısmı ama ısrarla Türk işçisinin milliyetçi olduğunu söyleniyor. Şimdi Türk bakkalı milliyetçi değil mi yani? Ya onlar şey olup kozmopolit olabiliyorlar. Ya da ne bileyim Türk dalburu kozmopolit olabiliyor mu? Niye işçiye dair böyle bir vurgu var? Çünkü tartışma yani bir enternasyonel düşüncenin, ki o esnada çok yaygın. Yani işte bütün sendikal birlikler vesaire var. Dünya Sendikalar Federasyonu var. Bugün hala var olan ve işte nakliyat işinde üye olduğu o esnada kurulmuş çünkü. Bu tip şeylerle bağını kesip Türkiye'nin yani yerli ve milli sınırlar içinde tutmaya dönük bir eğilimdir bu. Yani bir nasıl fiilen iş yerinde çalışanla bağını kesmek için bir şey yapıyor. Aynı zamanda bir tür uluslararası dayanışma şeyinin de olmamasını çalışıyorlar. Ve tabii en önemli özellik bu defa grev yasak. Yani eski şeyde 38 öncesi, yani grev çok zor, sendika yasaktı. Bu defa sendika kısıtlı, grev yasak. Ve bir toplu sözleşme de düşünülmüyor. Yani aslında bu işçi derneği kurmak istemişler ama hani sendika diye kurulunca onun gerisinde kalmadığı için fiilen dernek yetkilerine sahip işçi sendikaları oluşturulmuş oluyor. Dolayısıyla bu sendikalar kurulduğu zaman hızlıca yani yasada reform talep etmeye başlayacaklardır. Bu sendikalar da bu arada kuruluyorlar. Çünkü bir kısım 46'da kurulmuş, kapatılmayanlar var. Bir de yasa çıkınca hızlıca kuruluyorlar. Bu arada CHP de yani sırf bakanlıktan bu işi yapamayacağını fark edip işte kendi bugün de Veli Ağbaba'nın sorumluluğunda ya, yani o bir bürosu var. Yani bir esnaf bürosu var. Tıpkı şimdiki gibi onun bir işçi dairesi var. O işçi dairesi bizzat sendika kurmaya başlıyor. Ya da kurulan sendikalara para desteği vesaire karşısında kontrol etmeye çalışıyor. Bu işin başında da Sabahattin Selek var. İşte emekli asker. Alp Selek'in falan babası. Ve gene şeyin yakın çalışma arkadaşı eski Zonguldak milletvekili Remi Barkın var. O da bir hekimdir. Tıpkı Sadi Irmak gibi, Çalışma Bakanı gibi. Bunlar İstanbul, İzmir'de ve var olan kitlerde işte Nazilli Basma Fabrikası, Karabük Demir Çelik falan gibi yarı resmi, ya sendikalaşanları, çünkü kendileri kurmuyorlar sendikayı, sendikalaşma niyeti olanların saf, temiz, pak, zararlı ideolojilerle kafası bulanmamış işçiler arasından olması için müdahalelerde bulunacaklar ve bakanlıkta tabii kuvvetli bağlantıları olduğu için de hani eğer bizim
o çizdiğimiz sınırlarda kalırsanız size pek çok faydamız dokunur diyorlar. Nitekim dokunuyor da bu arada. Yani para yardımı bulmaktan şey yapın, özellikle kitlerde, özellikle sadece kitlerde amirler ve işte müdürlerle falan olan sorunların çözülmesine kadar, işçilerle yine çözülmesine kadar çeşitli hizmetlerde de bulunacaklar. Hatta İstanbul'daki sendikaların bir yerel birlik, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği adı altında bir araya gelmesine de ön ayak oluyorlar. Sabahattin Selin'in kendine ait bir gazete var, Hür Bilek. 7. sayısından itibaren aylık bir gazete. Bunu İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ne devredecek. Yani hesapta devredecek. Çünkü Sabahattin Selek başyazar olmaya devam ediyor. Dolayısıyla yani CHP şeyiyken, ne derler ona, operasyoncusuyken hani sanki bir sendikal şeymiş gibi gözükmeye başlayacak. Ve işte grev hakkı tartışması, toplu sözleşme tartışması, 36 iş kanunundan kalan bir takım sözleşmesi tanımı var. Ama o yetersiz yani. Tabii bu toplu sözleşme şeyine ihtiyaç var. Onlara dair reform talep etmeye başlayacaklar sendikalarla birlikte ve çeşitli toplu sözleşme ya da takım sözleşmesinin kapsamını genişletmeye yönelik falan işler oluyor. Ama grev hakkı nasıl diyeyim, bir siyasi tartışmaya dönene kadar ya işte biraz önce bu sen işçi sendikaları bir gelişsin, olgunlaşsın, olgun olmayan insanın eline silah mı verilir? Çünkü grev çok önemli bir silahtır, dikkatli kullanmak lazım falan diye yaparlarken tartışmayı, 49'da Demokrat Parti grev hakkını seçim programına yazınca bir bölen şey olacak. Yani CHP net biçimde greve karşı, grev mi olur, Milliyetçi Türk İşçisi grev mi yapar derken Demokrat Parti'de işte şeyde grev olmazsa olmaz diye bir şeye dönüşecek. O yüzden aslında ya işte biraz bir gelişin, grev hakkı da verilir ileride size pozisyonundan 49'da birdenbire grev hakkı 50 seçimlerinin temel mevzularından biri haline gelecek. Ve işte 50 seçimlerinde de Demokrat Parti iktidara gelecek ve işte meşhur bir iki tane grev vardır biliyorsunuz, siyasi grev vardır. Zonguldak işçileri şey, madene inmezler oy vermek için. Önce oy vereceğiz, sonra madene ineceğiz. Ya tabii Demokrat Parti'ye oy verecekler. Dolayısıyla orada da çeşitli eylemleri görüyoruz. Demokrat Parti döneminde şey değişir, roller değişir. CHP ne yapıyorsa Demokrat Parti aynısını yapmaya başlar. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ne kısmen hakim olacaklar Demokrat Partili sendikacılar. Ve bu arada bir başka değişiklik de bol miktarda şey oluşuyor. Kit kurmaya başlıyor Demokrat Parti. Yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kamu iktisadi teşekkülleri kuruluyor. Bunlar patron devlet olduğu için gene eski usul, buralarda işçi örgütlenmesi rahat. Çünkü patron devlet ve işçi seçmen. O yüzden özellikle seçim dönemlerinde de işe yarar diye buralarda sendikalaşmayı da şey yapacaklar. Teşvik edecekler. Ve işte Türkiye'de pek çok bilinen sendikanın kökenleri bu tarihi. 50'lerin ilk başına uzanır. İşte Teksif, Oleis, bunların hepsi tek gıda bu dönemde kurulmuşlardır. Çoğu da kit sendikasıdır. Türk İş de bu dönemde kuruluyor. Fakat Türk İş 1952 yazıyor kuruluşunda ama kurulduğu anda bir şey değil, güç değil. Çünkü parası yok. Yani paranın üye sendikalardan gelmesi lazım. Üye sendikalar zaten o parayla ancak kendilerini çeviriyorlar. Dolayısıyla Türk İş yöneticiliği o dönem sendikacılar arasında bir zulüm olarak görülüyor. Yani aslında herkes kendi sendikasında kalmak istiyor. Ama bazıları zorunluluktan Türk İş'le görev alıyorlar. Bir de o zaman tabii bir şey söylediğinde de özellikle 54-55 sonrası Demokrat Parti de şeye başlayacak. Yani iktisadi refah dönemi bitince, kaynaklar azalınca, bizim ülkede hep öyle olur, sertleşme ve nasıl diyelim, aslında gerçek yüzü gösterme. Yani çünkü etrafta para çokken herkes
işçiyi sever. Ama bu işler azalınca tabii işin rengi değişecek. Ve 54-55 sonrası Türk İş Başkanı olmak, sen en çok şey yollar verdiği için Ankara'da demeçleri falan, hükümetin şeyini çekmek anlamına geliyor. Çünkü sendikalar normalde o esnada işte örgütlü oldukları iş yerlerinde patronla uğraşmakla meşgul. Patronla uğraşırken de iki şeye dayanıyorlar. Bir, zaten kendisi de mesela Demokrat Partili. Dolayısıyla tanıdığı milletvekilini falan filan patrona karşı bir aracı olarak kullanmaya çalışıyor. Eğer kitleyse de zaten doğrudan doğruya bu siyasi ilişkilerle, klientelizm ilişkileriyle yürüyor. Bununla birlikte yaygın bir örgütlenmenin olduğu, sendikaların olgunlaştığı bir dönem olarak görmek lazım şeyi. Bu grev hakkı mevzusu da şöyle kalacak. 51'de başlar başlamaz bir grev taslağı yolluyorlar sendikalara. Çünkü Demokrat Parti'nin seçim şeyi. Bu taslak beğenilmiyor işçiler tarafından. Ya beğenilmiyor derken tabii şöyle değil yani. Ya ben bunu beğenmiyorum falan gibi değil. Ya burada eksikler var, bunu bir konuşmak lazım. Bu yeterli olmaz falan deniyor. Aa öyle mi, o zaman hiç çıkartmıyoruz diye. Yani aslında yersen yemek, yemezsen mercimek diye bir tasarı gelmiş. Bu, ya buna biraz tuz koyalım dendiği zaman da tasarı ortadan kalkıyor. Açıkçası bir daha da söylemiyorlar. 53'te de CHP pozisyonunu değiştirecek ve grev hakkını savunmaya başlayacak. Ve Demokrat Parti resmi olarak grev hakkına karşı olmasa da fiilen Milliyetçi Türk İşçisi grev mi yapar kardeşim pozisyonuna çekiliyor. Ve Türkiye'de sendika deyince de milletin aklına gelen İstanbul İşçi Sendikaları Birliği 50'ler boyunca. Yani esas güç onlarda, çünkü örgütlü güç onlarda. Çeşitli mitingler falan filan da yapıyorlar. Özellikle de komünizmi telin mitingi yapıyorlar tabii ki. Komünist değiliz diye. Komünizmi telin mitingi. O zaman milli spor. Bir de Kıbrıs mitingi. O da milli spor. Yani özellikle 55'ten sonra bu tür şeyler yapıyorlar. Ama kendi hakları için de yaptıkları çeşitli böyle kitle eylemleri var. Ama onlar hükümet tarafından hiç şeyle karşılanmıyor. Ve tabii şeydir yani, Türk bayraklı falan mitingler, abi şey düşünmeyin yani, öyle yapılıyor tabii ki, insanlar da öyle düşünüyorlar. Düne kadar CHP'li olan kimi milletvekili şeyi daha gerideler, daha az Demokrat Partililer yönetiyor şeyi. O yüzden bahsettiğimiz sendikaların liderliği de bir iki istisna hariç iki ana akım partiden birine mensup. Ve ciddi yani şeycilikte de işte mesela Teksif'in en önemli lideri Bahir Ersoy'dur. Bahir Ersoy'u ama 60'lar 70'ler boyunca CHP milletvekili ve bakan olarak biliyoruz biz. Böyle benzer isimler var. Yani 50'lerde sendika başkanı olup 60'larda 70'lerde ya Adalet Partisi'nde ya CHP'de milletvekili yapmış olan isimler. Çünkü partilerin o dönemde 50'lerde de mühim isimleri. Dolayısıyla partilerin yakın şeyleri var, ilişkileri var her iki şeyle. Ve sendikacılık da büyük oranda, yani evet iş yerindeki kuvvet falan filan ama bunlar üzerinden dönüyor. Şimdi çok hikaye anlattım. Biraz şey yapalım. Şimdi Türkiye bu Bretton Woods dünyasına, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası ekonomi politik düzene hemen giremiyor. Yani tarih böyledir. Yani bir dönemleştirme falan dediğimizde ülkelerin tarihsel koşulları onları aynı anda şey yapmaz. Yani o anlaşmalara imza atıyorlar ama Türkiye alışık olduğu üzere işte bir ham madde ihraç eden ülke. Ham madde fiyatları da 50'lerin ilk yarısında çok yüksek. Ondan dolayı da iyi kazanılıyor. Bir hükümet de bir oyun bellediğinde, ya işte bu ülkeye refah getirmiş dediğinde, işte bizim şimdikilerin inşaatı gibi başka bir ikinci numarayı pek beceremiyorlar. Dolayısıyla Demokrat Parti ısrarla bu işte şeyler yükselir, tarım ürünleri fiyatları yükselir, ülkeye gene refah gelir diye bir politikaya sarılıyorlar. Fakat ticaret burjuvazisi, İstanbul'daki ticaret burjuvazisi özellikle bu yeni dünyanın gerekleri doğrultusunda çeşitli adımlar atılıyor. Şu gerekler de şunlar: emperyalist merkez,
artık katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlamış. Yani artık deterjan yapmıyor. Fakat deterjan yapacak fabrikanın sermaye malını yapıyor ve bunu satmak istiyor. Yani veya bunun kimyevi ham maddelerini sen bunu birleştir, ülkeye tüketici ürününü sat. İşte kablo yapmıyor inşaatlarda kullanacağın şekilde kabloyu, ama bunun ham maddesini ve o kabloyu bilmem ne yapacak makineyi üretiyor ve o makineleri satmak istiyor. Dolayısıyla senin de buna dair bir sanayi oluşturman lazım, bu şeye girmen gerekiyorsa. Ve 1954'te Koç demir dökümü kuracak. Bu ilk aslında itel ikameci şeydir. Şimdi biz hep böyle bunu bu aralar sürekli söylüyorum. Bu çünkü benim doktora tezimde yanlış yaptığım bir şey aslında bakarsanız. Kitap yayınlandığı için şimdi hani düzeltme ihtiyacıyla sürekli söylüyorum. Bizde yaygın şey bu, yanlış da değil aslında. Darbelerle siyasi tarihi anlatırız. Oysa yani bir sermaye birikim rejimine göre konuşuyorsak darbeler evet önemli olaylardır, ama bu kadar belirleyicilik atfetmemek gerekiyor. Bana sorarsanız şimdiki ben 1954'te demir dökümün kurulması, Türkay Kibrit Fabrikası'nın kurulması gene Koç tarafından, bunlar ilk adımlardır. Bu İtalik ikamecilik dünyasına, yani Bretton Woods dünyasına Türkiye'nin girişine. Koç bunları kuruyor. İşte İstinye'de, daha sonra Kavel Kablo Fabrikası'nda 2 sene sonra kuracağı yerde Türkay Kibrit'i kuruyor falan. Sonra dönüyor hükümete, diyor ki plan. Planlı kalkınma lazım. Çünkü başka türlü demir dökümün kâr etmesi mümkün değil. Yani Koç'un işte Ford'la falan eskiden beri kuvvetli bağlantıları var. Şimdi oradaki adamlar diyorlar ki, ya siz böyle bir montaj fabrikalarını kurun, biz de size sermaye malı satalım. Bu iş böyle karlı, ama o iş uluslararası düzeyde öyle karlı da, burada da karlı olabilmesi için bir tür planlı stratejiye ihtiyaç var. O yüzden Koç dönüp plan demeye başlayacak. Hükümet de plan değil pilav diyecek. Meşhur şey örnekte olduğu gibi Demokrat Parti'de bir bölünme göreceğiz. Hürriyet Partisi Demokrat Parti'den ayrılacak. Çünkü bunlar da plan demiyorlar, bunlar özgürlük diyorlar. Tabii doğrudan ekonomi politiğin terimleriyle konuşmaz siyasetçiler. İşte bu meşhur ispat hakkı tartışması, gazetecilerin devlet büyüklerine karşı ispat hakkı yok o zaman. Bu da ilginç bir biçimde, bu 3 Mayıs Türkçülük günü falan filan işleri var ya, onun sebebi olan tartışmalardan alakalı olarak Hasan Ali Yücel dava ediyor bu Turancıları o zaman. Çünkü bakan kendisine yönelik şeyler var. Yargıtay en sonunda 53 ya da 52 53 gibi bozuyor, Hasan Ali Yücel lehine bozuyor şeyi, diyor ki bu diyor devlet memurudur diyor. Basın buna karşı bir şey ispat edemez diyor. Bakan, yani bakan diyorsa haklı. Böyle yani şey yok. İspat mispat diye bir şey olmaz. Fakat de bu çok yani antidemokratik bir şey. Yani hakikat diye bir şey var. Dolayısıyla bu ispat hakkı, bunu değiştirelim diyor Demokrat Parti içinde bir kesim. İşte bunlar ayrılıp Hürriyet Partisi'ni kuracaklar. Ama tabii bunu gene bir soyutlama yapıp arkasına baktığınız zaman bu bahsettiğiniz dönüşümle alakalı bir şey var. Yani yeni dünyaya uymak istemeyen bir hükümet ve buna uydurmak isteyen de bir şey. Ve yavaş yavaş bu fabrikalar kurulup işte İstanbul Madeni Eşya İşçileri Fabrikası, ki Türkiye Maden İş olacak 50'lerde, başka sendikalarla da birleşip buralarda örgütlenince falan, gerek işçiler gerek sermaye bir tür planlı yapı istiyorlar. Buna itiraz da 27 Mayıs 1960'a getirecek bizi ve ondan sonra işte hiç tartışılmayacak bir şekilde Devlet Planlama Teşkilatı ve İtalikamecilik oluşacak. Bu tabii sendikal harekette de önemli değişimlere yol açıyor. Şu anlamda önemli değişimlere yol açıyor. Köken aynı, işleyiş biçimi aynı, fakat her şeyden önce Türk İş gerçek bir sendikal merkez olarak ortaya çıkacak. Bunun şöyle bir sebebi var, para buluyorlar çünkü. Yani üyeler para vermeye başlamıyor. Türk İş kuruluşunda Amerikalıların büyük etkisi vardır. Bu Yunanistan'da, İtalya'da, özellikle ama Yunanistan'da bu komünistler sendikaları ele geçirmesin diye yollanan sendikacı bölü CIA uzmanı Irving Brown bir de bir Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelmişken de bu Türk İş'in kurulması için falan hem hükümette işçiler nezdinde çalışır. Fakat Türk İş'in kurulmasının esas şeyi onun ICFTÜ'ye üye yapılması.
Hür Sendikalar Konfederasyonu. Dünya Sendikalar Federasyonu'nu bölüyorlar 49'da Soğuk Savaş başlayınca. Bir grup batılı sendika bu Hür Sendikalar Federasyonu oluşturuyor. Brown da işte Türk İş buraya katılsın diyor. Fakat Demokrat Parti eski zihniyette olduğu için buna izin vermiyorlar. Yani Soğuk Savaş'ta Amerikan tarafında olmalarına rağmen ICFTU'ya Türk İş'in üye olmasına izin vermiyorlar. Yani bize şey ama 27 Mayıs'ın ilk yaptığı şeylerden biri bu izni vermek. Milli Birlik Komitesi Alparslan Türkeş şey bilirsin diyor ya NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız. Bağlı oldukları için Türk İş'in de ICFTU'ya üye olmasına izin veriyorlar. Üye olur olmaz para yağmaya başlıyor. USAID üzerinden yani Soğuk Savaş'ta zaten bu işler için kullanılıyorlar. Yani işte Sovyet etkisini kırmak için kullanıldıkları için Türk İş'e para gelmeye başlıyor. Üyelerden değil yani Amerika'dan geliyor paralar. Para gelince de tabii bizim sendikacıları biliyorsunuz yani para olunca böyle kaymak gibi şey olurlar. Dolayısıyla Türk İş çok mühim bir yer haline gelecek. İşte yavaş yavaş Seyfi Bey bütün 60 ve 70'lerde yönetecek olan ekip de Türk İş'in başına geliyor. Seyfi Demirsoy başkan, Halil Tunç genel sekreter, Ömer Ergün muhasip üye, mali sekreter. Bu üçü sabittir. Yani ölene kadar. Seyfi Demirsoy ölecek sonra. Bunlar sabit olarak Türk İş'i yönetecekler. Ve dediğimiz gibi para geliyor ve bol bol Amerikan seyahati. Yani işte bilgi görgü artsın diye sürekli seyahatler başlıyorlar. Bu arada İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'nin ise 15 yıldır ülkeyi yani ülkedeki sendikal hareketi temsil etmiş olmak gibi bir şeyi var. Ağırlığı var. O yüzden bu geçiş evresinde aslında hala önemli olan onlar. Şimdi 27 Mayıs Anayasası planlı ekonomi falan filan dediği için de grev hakkını tanıyacağını söylüyor. Yani anayasada grev hakkı var. Fakat bir türlü yasası çıkmıyor. Hatta anayasada süre var. Şu süreye de grev ve toplu sözleşme kanunları çıkacak diye. O süre geçmesine rağmen bir türlü kanun çıkmıyor. Ortada çalışma da yok. İşte 61 Saraçhane mitingi o döneme kadar yapılmış en büyük işçi eylemidir. Ve doğrudan doğruya bir sendikal taleple yapılmıştır. Ve sık yönetim İstanbul'da yapılmıştır. Yani Refik Tulga, vali, Tuğgeneral. İstanbul Sık Yönetim Komutanı aynı zamanda İstanbul Valisi ve onun burnunun dibinde çünkü valilik ve belediye başkanlığı hepsi birlikte Saraçhane'de yani bugünkü belediye binasında Saraçhane'de Marmara'nın dört bir yanından gelen yani yüz binlerden fazla insanla kardeşim bu anayasada yazan grev hakkımızı istiyoruz diye bir büyük eylem yapacaklar. Eylemi İstanbul İşçi Sendikaları Birliği örgütlüyor. Bu da şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü dediğim gibi zaten onlar esas güç. Türk İş'e para gelmeye başlamış olsa da geleneksel olarak işçinin bildiği, 15 yıldır bildiği şey onlar. Bu arada Türkiye Maden İş'te Kavel Kablo Fabrikası'nda Zafer abinin belgeseli de vardır. Bugün Tele1'de yayınladılar galiba. Bugün mü, dün mü? Yani şey yapabilirsiniz. İlk grevi örgütleyecekler daha ortada yasa yokken ve aslında o grev de örgütlenince hükümet de ayak sürmeyi bırakıyor ve bir grev kanunu ve bir toplu iş sözleşmesi grev ve lockout kanunu lockout anayasal bir hak olmamasına rağmen çıkarılacak ve çıkan kanunda Kavel affı diye bilinen geçici maddeler var. Kavel de yasa dışı grev yapan, yasasız grev yapan yani sadece anayasada olduğu için grev yapan işlere ceza verilmemesine dair de bir madde olacak. Bu işte o İSB'nin 61-63 arası yaptığı hem fiili grevler hem de Büyük Saraçhane mitinginin etkisidir. Bu arada İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'nin yöneticileri Türkiye İşçi Partisi'ni de kuracaklar 62'de. Yani Türk İş de Ankara'da bir çalışanlar partisi diye bir şey düşünüyor. Çünkü ispi temsil sistemi var. Ve şey ortada yani Türkiye bir tür çok partili sistem olacak. İki partili Amerikan sistemi olmayacak. Dolayısıyla işçileri temsil eden bir parti diye bir şey düşünüyorlar. Fakat İstanbul İş Sendikaları Birliği kurduğu bu parti bir sene hiçbir iş yapmayacak. O zaman işte sosyalist aydınları davet ediyorlar partiye. Biraz da kendileri aslında çekiliyorlar. Ve bildiğimiz tip öyle oluşacak. 63'te de şöyle bir şey var.
bu dönemde, bu dönemin mantığına uygun olan şey kuvvetli sendikalar. Milli tip sendika diye tartışılıyor o zaman. Yani Türkiye düzeyinde örgütlü ulusal iş kolu sendikaları. Bunların yani bir tür hiyerarşik yapının işçiyi en kuvvetli kılacağı söyleniyor ve aslına bakarsanız bu montaj sanayi dünyasında da bu mantıklı bir şey. Yani çünkü büyük fabrikalar var, büyük üretim tesisleri var. Dolayısıyla yani o bir askeri örgütlenme gibi o fabrikalar. Dolayısıyla onun karşısına da benzer bir örgütlenmeyi koymak, yani yukarıdan aşağı örgütlenmiş bir kuvvetli yapı oluşturmak mantıklı. O yüzden milli tip iş kolu sendikaları kurmaya çalışıyorlar. Öyle yapıldığı için de biz bu yerel birliklerle şey yapmayalım. Zaten Türk işimiz var. Bunu 52'de kurmuştuk. Buna para da geliyor. Parası da var. Dolayısıyla bunların hepsini bir piramit gibi en üstte Türk işe, Ankara'daki Türk işe bağlayalım diye düşünüyorlar. Yani yerel şubeler, bunların üzerinde milli tip iş kolu sendikaları, bunların üzerinde Konfederasyon Türk İş. Böyle bir şey yapı. Niye? Çünkü o dönemin mantığına uygun büyük fabrikalar bir askeri düzenekle örgütlenmiş Fordist montaj hatları ve onun karşısında bununla mücadele edebilecek kafa kasa birliğine dayalı, yani o zamanın sloganlarından bir tanesi, milli tip iş kolu sendikaları. Fakat bunların bir kısmı hala federasyon. Bunu da unutmayın. Yani TEKSİF mesela o dönem hala federasyondur. Maden Federasyonu var, bugün Türk Metal olan sendika. Yani şöyle iş yeri sendikalarının özerkliği bugünkü şubelerden daha fazla. Ama yine de bunlar iş kolu federasyonlarını da milli tip iş kolu sendikası olarak görüyorlar. Ve bunların üstüne Türk İş bir konfederasyon olarak şey yapıyor. Ama yerel birliği dağıtıyorlar. Yerel birlikleri bunun yerine Türk İş bölgelerini oluşturacak. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği yerine mesela Türk İş birinci bölge. Bugün hala var. Yeri değişti mi bilmiyorum. Gümüşsuyu Caddesi'ndeydi eskiden. Dolayısıyla bunun yerine Türk İş'in şubeleri gibi, çünkü Türk İş Konfederasyon yani, Türk İş'in şubeleri gibi işte birinci bölge, ikinci bölge diye çeşitli sanayi havzalarına şeyler açıyorlar. Türk İş bölgeleri açıyorlar. Böyle bir hiyerarşik yukarıdan aşağı yapılanma. Niye? Çünkü bu işte o İtalikamecilik döneminde ortaya çıkan sanayi üretim mantığına uygun. Buna karşılık gelebiliyor. Gene de bugün 12 Eylül'den sonra yapılan düzenlemeyle federasyonlar yasaklanıyor. Federasyonlar olduğu için yerel sendikalar yani şubelerden daha kuvvetli. Şubelerden daha özel. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Her ne kadar bunlar da milli tip iş kolu sendikası olsa da daha federasyon yasağı gelmiş. 12 Eylül'de gelecek. Fakat buna rağmen yani örgütlenmede bir benzerlik olmasına rağmen gene bir hunhar soyutlama yapacağım. Karikatür olarak o dönem iki tür sendikal mücadele biçimi, iki tür sendikal tarz ortaya çıkacak. Örgütlü olduğu iş yerine göre değişen. Bir yanda kit sendikaları var. Kitler Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış Demokrat Parti döneminde. Zaten planlı sanayileşme falan dediği zaman o montaj fabrikalarının enerji ihtiyacı var, hammadde ihtiyacı var, sermaye mallarını dışarıdan ithal ediyorlar ama gümrüksüz olarak ve korunmuş iç pazarda son şeyleri, mamul maddeleri satıyorlar. Fakat bunların gene de devlet desteğine ihtiyacı var. Yani enerji için, hammadde için. Bunları oluşturmak için gene başka başka kitler de kuruluyor. Dolayısıyla büyük sanayi tesisleri var ve bunlar İşte ilk kurulduğu andan beri nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyorlar. Yani büyük Ankara'daki şeylerle bağlı, müesses partilerle bağlı, ya CHP'li ya Adalet Partili yöneticiler, memur zaten işte fabrikaların müdürleri, amirleri falan bunlar memur. Dolayısıyla onlarla ilintili, onlar üzerinde siyasi baskıyla işçi lehine çeşitli düzenlemeler yapabilirler. Seçim zamanı geldiği zaman toplu sözleşmeler iyi olur falan. Böyle bir Anadolu'ya yaygın ve esas mücadele biçimi de lobicilik olan, Ankara'da lobicilik olan bir sendikalat oluşuyor. Ama aynı zamanda da bu Marmara bölgesinde özellikle, çünkü esas üretilen mamuller İstanbul'da satıldığı için, yani büyük şehirlerde satıldığı için esas olarak orada, yani pazara yakın yerde kurulmuş montaj sanayi fabrikaları var. Bunlar özel sektörde. Fakat burada eğer bedel ödemeye hazırsanız,
Yani militan bir mücadele gerçekleştirebilirseniz yapısal olarak patronun gene de hoşuna gitmiyor ama bir kazanım elde etmeniz mümkün. Çünkü ithal ikameciliğin mantığına göre pazar korumalı olduğu için iç pazar var. Yüksek gümrük vergileriyle korumalı olduğu için fiyatları yükselterek yükselen işçi maliyetini tüketiciye yansıtabiliyor işveren. Bu birinci tercih değil ama yeterince direngen bir mücadele olursa bunu yapmak mümkün. 60'larda işte Derbi grevi, Singer grevi bunların hepsi işgaldir. İşgalli grevlerdir. Bakarsanız da aslında işçinin de böyle bir şey hat talebi falan yoktur. Yani var tabii maaş zammı herkes ister. Ama bu tür direngen mücadelelerin olduğu yerlerin çoğunda insan onuruna bağdaşmayacak çalışma koşulları ve çalışma biçimlerinin de olduğunu görürsünüz. Yani insanları bu kadar aynı zamanda direngel mücadeleye iten böyle şeyler de vardır. Fakat burada başka bir tarz ortaya çıkıyor. Yani iş yeri militanlığına dayalı, özel sektörde örgütlü, daha ziyade Marmara bölgesinde başka bir sendikacılık ortaya çıkıyor. Soğuk savaş koşullarının da etkisiyle bu iki sendikacılık birbirinden ayrılacak. Bir tanesi Türk İş geleneği olacak, kitlerde örgütlü. İşte Seyfi Demirsoy'un meşhur Ankara'da Türk İş vardır lafıyla. Müesses siyasi partilerle yakından ilişkili. Diğeri de 67'de diski oluşturacak olan ama daha ziyade Marmara bölgesinin bağımsız sendikaları ve montaj sanayinin esas olarak olduğu tabii maden ve kimya sektörü, metal ve kimya sektöründe yani Türkiye Maden İş'le Lastik İş'in olduğu başka bağımsız sendikalar da vardır buralarda ve bu bağımsız sendikalar hızlıca Türk Disk'e de katılacaklar 70'lerin başında. Bir başka sendikal gelenek oluşacak ve bu zaten kendi gücünü de 15-16 Haziran'da gösterecek. Ondan sonra da 70'lerde bunların daha siyasi degemelere hayır eylemleri, grevleri vesaire gibi şeyleri yaptığını göreceğiz. Ama Bretton Woods dünyası 1945'lerde başlıyor, 1970'lerde dünyada bitiyor. Ve bütün ithal ikameci ülkelerde bir döviz krizine girerler. Türkiye de giriyor 70'lerin sonunda. Ve işte 24 Ocak kararlarıyla başka bir dünyaya geçiş için bir şey belirtiliyor. Siyasi irade belirtiliyor. Ve bu siyasi iradeyi destekleyecek şekilde de 12 Eylül darbesi özellikle işçi hareketini pasifize etmek için ortaya çıkar. Ve kurumsal olarak da diski düzleyecek. Yani sırf kapatma falan değil, aynı zamanda Kemal Türkler cinayeti, Kenan Budak cinayeti, İlerici Deri İşin başkanıdır, Rıdvan Budak'ın abisi. Bunlar da öldürülüyorlar. Başka tabii öldürülen işçi militanları da var. Kimisi sürgüne gitmek zorunda kalacak falan. O yüzden bu demin bahsettiğim ikinci gelenek fiilen 12 Eylül'le ortadan kaldırılıyor. Ama dediğim gibi ithal ikamecilik bitsin işte biz 24 Ocak kararları çıkardık dediğinizde birdenbire dünyayı değiştiremiyorsunuz. Çünkü 60'ları 70'leri görmüş, özellikle 70'lerin politizasyonunda bu kentleri saran yoksul mahallelere gelmiş, kırsaldan gelmiş insanların tanıştığı bazı siyasi eğitimler var. Onlardan geçerek gelmiş insanlar 80'lerin işçileri. 80'lerde de askeri darbe geri çekildikçe bunların tıpkı 70'ler usulü bir hareketlilik içinde olduğunu göreceksiniz. Çünkü Türk İş'te yani kit sendikacılığı mevzusu az çok devam ediyor. Ve kit sendikacılığı tabii bu yeni şeyle aslında tehdit ediliyor. Çünkü yeni dünyanın, neoliberalizm dediğimiz dünyanın ithal ikamecilikten farklı olarak aventürlerinden bir tanesi özelleştirmeler. Başka bir sürü şey de var. Yani gümrük duvarlarının kaldırılması falan filan gibi şey ama özelleştirmeler. Özelleştirmeler demek bütün kitleri satmanız demek. Bu da kit sendikacılığının altındaki şeyin çekilmesi anlamına geliyor. Halının çekilmesi anlamına geliyor. Ve kit sendikacılığı buna tepki verecek. Tavandan değil tabandan zorlanarak tepki verecek. Ama aynı zamanda şey de var. Yani petrol işte mesela o dönem petrol iş her zaman daha ortanın solu bir sendika ama Cevdet Selvi'lerin işte bu Demokratik Yükseliş ekibi yönetime geliyorlar ve çok açık bir sosyal demokrat politikaları var. Dolayısıyla 87 toplu sözleşmelerini petrol iş çok hareketli geçiriyor. Bu 89 toplu sözleşmelerinde bahar eylemlerine de
bir anlamda yol verecek. Ama ondan önce tabii gene özel sektörde DETAŞ grevi var. Bir iki tane ilaç fabrikasında petrol işin grevi var. 86 sonundan itibaren ama esas olarak 87 ile birlikte başlayan. 88 ilk SEKA grevi var. Selüloz iş tarihinde ilk defa 88'de greve çıkar. Çünkü özelleştirmeci bir yönetim var ve SEKA tehdit hissediyor. Tabii o dönemde Migros grevi var. İşte Teskop İş Sendikası'nın yaptığı. Zeytinburnu'nda deri işin, şimdi Deritex olan sendikanın ve tüm TİS'in yani hem Zeytinburnu ambarlarında hem de Kazlıçeşme dericilerinde yapılan grevler var. 89 bahar eylemleri var ve tabii büyük madenci yürüyüşü ne yol açacak olan Zonguldak Maden İşçilerinin, Genel Maden İş Sendikası'nın büyük grevi ve Ankara yürüyüşü var. Aynı zamanda 89 ve 91 toplu sözleşmelerinde Erdemir'in ve İsdemir'in yani Karabük'te ve İskenderun'da, İskenderun Demir Çelik'te çok yine büyük grevler var. 91 grevi şeyle Körfez Savaşı bahane ederek ertelenecek. 89'da gelen CHP'li belediyelerde de işte bugün çöp yılları, möp yılları diye anlattıkları belediye grevleri var. Yapılan yani çok hareketli bir dönem ve bu hareket açıkçası yani 89 87 referandumuna da etki etmiştir. Bu Süleyman Demirel'lerin, Erbakanların falan şeyine siyasi haklarının geri alınmasına yani bu işçi eylemlerinin bu siyasi gelişmelerle yakından ilintili olduğunu görürsünüz. 89 belediye seçimlerine de yine bahar eylemleri etki etmiştir. Yani bunlar hep birlikte yani o onu etkiledi gibi değil, karşılıklı bir etkileşim içinde düşünmek lazım. Ve 91'de ANAP diye bir partinin fiilen ortadan kalkmasına da gene bu sendikal eylemlilikler açıkçası hizmet etmiştir. Fakat bu eylemlilikler bir tür Pirüs zaferi anlamına geliyorlar sendikal hareket açısından. O da şundan dolayı özelleştirmeleri durduruyorlar. Yani özelleştirmeden çok bahsetti ama hiçbir şey satmayı beceremedi. Sattıklarını da Anayasa Mahkemesi iptal etti. Çünkü özellikle 90'larda biraz da yükselen işçi hareketi mesela Türk İş birinci bölgenin başına adamın adını unuttum. 70 yaşında bir sendikacıyı geri getirdiler. 10 yıllarca yani ben ilk 2008'de falan hala o vardı. Mahidur abla hatırlıyordur tabii. Ben de hatırlıyordum abla tezde de yazdım ama unuttum şimdi. Yani bu kontrol etmeye çalışıyorlar ve doğrudan doğruya işçi eylemi yerine hani göstermelik eylemler, Ankara'da büyük eylemler yapıyor ama esas sonucu işte Mümtaz Soysal hocaların falan şey yaptığı bu ulusalcı aydınlar, Anayasa Mahkemesi etkisi falan böyle bir şeyle almaya çalışıyorlar. Tabii ideolojik mücadele kaybedilince 90'ların sonuna doğru bu yol ortadan kalkacak. Yani işçinin doğrudan eyleminden ziyade bu tür yöntemler ve bu tür yöntemler işte emeklilik reformu falan gibi işler yapıldığında da şöyle bugünden bakıldığında çok ahlaksızca görülen bazı tavizlere yol açıyor. Yani tamam şimdi çalışanlara bir şey yapmayın. Bundan sonra işe girenler ne olursa olsun. Yani Türk İş bizzat bunu şey yapıyor. Böyle yaptığınız zaman kendi üyenizi kollamış oluyorsunuz ama gene altınızdaki zeminin mayınlanmasına kendiniz izin vermiş oluyorsunuz. Bir. İkincisi bunlar vatandaşın gözü önünde olduğu için sizin işçi sınıfının geneli adına konuşma şeyiniz de meşruiyetiniz de ortadan kayboluyor. Siz bir dar çıkar grubunu temsil etmiş oluyorsunuz. Sadece üyelerini kollayan yani şimdi çalışanlara bir şey olmasın bundan sonrakilerden bana ne diye bir sözde reformlara izin verdiğimizde şey yapma gene özelleştirmeler konusunda yani tamam işte yol iş mesela çok büyük sendikaydı. Ve çok önemli de Türk İş Başkanları çıkartmıştı Bayram Meral falan da dahil. Genelde de merkezcidirler yani öyle işçi hareketinin genelini kadar sağcı da değildir. Ama Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatıldığı zaman yol işte kendinin altındaki halının çekilmesine izin verdi. Ama ne oldu? Fikret Barın başkan o zaman yol işte.
Hepsi bir yerlere yerleştirildi. Yani gene üyesini kolladı ama özelleştirmelere karşı bir siyasi pozisyon eylemli biçimde savunulmadı. Yani metinlerde var. Uzmanlara yazdırıyorlar bu kötüdür falan diye. Ama tamam yap ama benim üyeye bir şey yapma diyor. Bunu da vatandaş görüyor. Dolayısıyla kit sendikacılığı fiilen ortadan kalkarken açıkçası kendi itibarını zedeleyecek şekilde, yani sınıf içinde sendika benim işime yarar itibarını zedeleyecek biçimde kendi üyelerini korudular. İşte SEKA kapatıldı, Kocaeli Belediyesi'ni aldılar işleri falan. Bunu hep söylüyorum. 2008'de gene şeyimi mazur görün, ifadeyi mazur görün. Rıfkı Tekel işçilerinde kaldı. Çünkü onların gidebileceği bir devlet işletmesi kalmamıştı. Onların dert 4C dediler. Yani açık bir hak kaybı. Niye? Çünkü ortada zaten git kalmamış. Hepsi gitmiş. Bu yaprak tütün depolarında çalışanlar sona kalmış. Dolayısıyla onlar kapatıldığında onları yollayabilecekleri bir yer yoktu. Böylece o dönemde de kit sendikacılığı bitmiş oldu. Ha diyeceksiniz ki ya ama 90'larda disk yeniden kuruldu. Şimdi bir kez zaten bu karikatür bir benzetme. Yani ben birisine Türk iş birisine disk diyorum ama bu anlatım kolay olsun diye. Yoksa birisi montaj sanayi sendikacılığı, öbürü kit sendikacılığı. Birini genelde disk yapıyordu, birini genelde Türk iş yapıyordu. Fakat Türkiye zaten 90'larda yani 24 Ocak kararları onu becerdi, bunu becerdi. Türkiye gümrük birliğine girdiğinde zaten artık neoliberal dünyaya da girmişti. Yani daha önce de girmiş olabilir ama 94'ten sonra zaten şeyden bahsetmek mümkün değil. O eski İtalyan kahvecilik dünyasından bahsetmek mümkün değil. Neoliberal küreselleşme de aslında bir küresel montaj hattına çeviriyor bütün dünyayı ve İmalat sanayini küresel güneye doğru kaydırıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir sürü organize sanayi bölgesinde ufak tefek iş yerlerinde bir küresel tedarik zincirinin parçası olarak üretim yapan bir yer muhakkak var. 50 kişilik, 60 kişilik. Şimdi bizim sendikalarımız ne yaptılar? Milli tip iş kolu sendikalarımız. Ki 12 Eylül'deki kurumsal dönüşümle federasyon yasağı da geldiği için şubeler de Ankara'daki merkezlerden belirleniyordu. Bir kez yani 100 işçi, 150 işçiden azsa oraya gitmiyorlardı kurtarmaz diye. Oysa ki organize sanayi bölgesinde bu bir büyüklük yani. İmalatı bunlar yapıyorlar. Anadolu Kaplanı dediğiniz yerler böyle yerlerdi ki neoliberal küreselleşme zaten Anadolu Kaplanları da ortaya çıkarttı. Sadece Türkiye'de değil. Bangladeş'te de Bangladeş Kaplanları var. Pakistan'da Pakistan Kaplanları var. Mısır'da, Mahalla'da Kahire'nin çevresinde yani Mısır kaplanları var. Yani bu imalata dönüş sırf Türkiye'de olan bir şey değil. Her yerde var çünkü neoliberal küreselleşme. Nasıl ki Bretton Woods Koç'a demir dökümü kurdurduysa neoliberal küreselleşme de Kayseri'de bir grup tarikat mensubu bilmem neye girişimciye tırnak içinde oradaki OSB'lerdeki işletmeleri kurdurdu. İşte Metin Özürlücü'nün Denizli'de bunun nasıl olduğunu anlatıyor Anadolu'da küresel fabrikanın kuruluşunu. Bunu hep şey yapıyorum. Bunun mantığına uygun bir sendikal örgütlenme biçimimiz olmadı bizim. Yani milli tip iş kolu sendikaları bir sayıyı beğenmiyor gitmiyor zaten. Şimdi hatırlamıyorsun şimdi sendikalar geliyorlar ayağınıza. Ama bundan 10 sene önceye kadar ya kurtarmıyor lafını duydum ben. Kurtarmıyor ne abi sen sendikacı mısın yoksa yani esnaf mısın? Taşeron örgütlemezlerdi. Taşeron örgütlemezlerdi. Hatta yani taşeron örgütlemiyorsun tamam. Taşeron zaten yasa dışı bir şey. Muvazaa davası açmazlardı. Dev sağlık işin bir şey olmasının sebebi bugün Arzu'nun, Çerkezoğlu'nun disk başkanı olmasının sebebi dev sağlık iş muvazaa davası açıyordu. Yani çünkü esas iş taşerona yaptırılamaz yasaya göre. Bunu bile yapmıyorlardı. Adam orada tesis standart olarak yapar. Mustafa Kum da o dönem Türk İş Başkanlığı yaptığı için çok şey olan bir şey, açıkta olan bir şey. Yani zaten bütün mühendisler, beyaz yakalılar kapsam dışı. Yani onları işçiden saymadığınız için hepsini işveren temsilcisi sayıyorsunuz. Oysa ki yani birlikte çalışıyor bir kısım mühendis. Yani hepsi için şey yapamam ama evet bir kısmı işveren temsilcisi ya da temsilcisi olmasa bile o zihniyetle olabilir. Ama bu kadar kapsam dışı bıraktığında zaten işçiyi bölüyorsun. Aşağıda taşeron var esas işi yapıyor. Onu da örgütlemiyor. Ortada da yeterli kalınlıkta. Yani yeterli kalınlıkta bir sendikalı işçi var.
Dolayısıyla işçi aristokrasisini zorla oluşturuyorsun. Öyle bir ya iş yerinde ortak mücadele, birleşik mücadele mümkün mü? Sendika bizzat enerji santrallerinde, enerji iş kolunda ortak mücadelenin altına oyuyordu bu örgütlenme modelini benimseyerek. DİSK yeniden kurulduğunda ise bunu oradan gidip 90'larda zaten yeniden kurulan şey zombi. Dünya değişmiş, bu hayata geri dönmüş. Böyle bir şey var, komedi dizisi var, bir yerde gördüm. İşte bir tane vampir 13. yüzyıldan sonra uyanıyor da işte bugünün New York'unda falan filan. Yani zombisin, bu döneme uygun değilsin. Uymaya çalışıldığında da çok büyük rezaletler çıktı. Lastik iş, Japon sendikacılığı diye bu kalite çemberleri falan gibi mevzuları şey yapmaya kalktı. Çünkü o esnada anlaşıldığı kadarıyla da yani kayyum yönetim, çünkü kapatılmış bir sendika yeniden kurulduğunda işçilikle bağı kalmamış insanlar sendika yönetiyorlar. Rıdvan Budak o yüzden tekstil patronudur. Çünkü sendikası kapanmış tekstil. Adam bildiği işe girmiş parasıyla. Dolayısıyla tekstil patronu olmuş. Sonra sendika şey açılıyor. Süleyman Çelebi de öyledir. Tekrar açılıyor sendika. Sendikanın başına göre. Niye? Eskiden yöneticiydi. Ya ama arada 10 sene bu işverenlik yaptı. Yani oradaki bilgisini o şekilde kullandı. Böyle açılan sendikalar aslında 60'larda 70'lerde bizim işçi iş gücümüz genellikle zaten MHP'li falandır. Yani sağa oy verirler. Demin söyledim, Adalet Partisi falan. Yani dünyanın başka batılı ülkelerde olmadığı kadar merkez sağ falan. Sendikacı zaten vardır. İşçi haydaini vardır. Ama işçinin kafasında şöyle bir şey vardı. Ya bu solcular sendikacılığı yaparlar. Bir hayta miras yedi gibi bu itibarı 90'lar boyunca yediler. Bir zaten böyle yani arada işçilik yapmamış sendika yönetmeye kalkıyor işveren olmasına rağmen falan. Bir ikincisi de yeni sendikacılık diye ya işte bitiyor bu eski modeller falan. Çünkü o esnada tabii Sovyetler'de çöktüğü için o tip ideolojiler de yaygın. Kalite çemberi falan Japon sendikacılığı yapıyorum diyorsun. Tabii böyle şeylere girdiği zaman da sendikanın kasasını yağmalamak şey oluyor. İşte lastik işte o zaman yönetim değişti. Şimdiki yönetim diyeceğim. O işçiyi dövmeye çalışırken ölen adamın sendikanın başına gelmesi o zaman olmuştur. Çünkü çürümüş bir kayyum yönetimini devirip geldi adam. İşte kendisi Gürcü müydü, Abaz mıydı? Yani o lastik işte eskiden beri öyle bir şeyde Rıza Kuvas da Abaz'dır. Öyle bir ağırlık var. Yani o hemşiriciliği de temsil ederek ama hiç değilse bir işçilikten gelen iki doğru dürüst bir adam olarak. Yani sendikanın kasasını yağmalayamayacağı düşünülen bir adam olarak oraya geldi ve bu şey de dediğim gibi o 60'ların, 70'lerin hatta 80'lerin itibarının yağmalanmasına yol açtı. Çok uzattım, bir şeyle bitirmek istiyorum. 6356'dan da konuşacağız dedik. Şimdi bizim yeni iş kanunumuz AKP döneminde çıktı, şu anki iş kanunu. Esnek çalışmaya dair şeyler var. Yeterli değil ama o dönem yeterli değildi. AKP ufak ufak o reformların hepsini yaptı ve bu neoliberal küreselleşme dünyasına uygun bir iş yasası, çalışma düzeni oluşturdular. Fakat çıkarttıkları sendikalar kanunu 6356 buna uygun değil. Hala eski 60'ların ezberi, ki biz de bunu yedik. Yani ezberimiz olduğu için Kafa Kasa Birliği, Milli Tip İş Kolu Sendikası, işte şey yani rigid yapılar. Esnek üretim, esnek olmayan bir sendikal model. Bu şeye uygun olmayan bir sendikal model. Dolayısıyla hala bu sendikalar bu çalışma biçimini örgütlemekte zorlanıyorlar. Yani zorlanmak ne kelime? Beceremiyorlar. Sayılara bakarsanız da görürsünüz. Şimdi sendikalaşma oranları %12 falan gibi açıklanıyor. Bunlar gerçek rakam değil. Şundan dolayı gerçek rakam değil. Toplu sözleşmeden yararlanamıyorsanız eğer bizim sendikacılık modelimizde sendikalı falan değilsinizdir aslına bakarsanız. Çok önemli işler yapabilirsiniz. Dayanışma önemlidir. Ben bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Ama yasada tarif edildiği biçimiyle sendikalı olmak toplu sözleşmeden yararlanmakla mümkündür. Bu rakam da %7'nin altında bugün Türkiye'de. %6'lar civarında. 5,5'tu. Biraz yükseldi. Herhalde 6'lar civarında. Son rakamlara bakmadım. Bunun içinde şeyler de var. O da tartışmalı. Bu taşeronlar biliyorsunuz şeye geçirildi. Kadroya geçirileceğim ama yani işte devlete alındı. Ve bunlara işte şeyle
tahkim yoluyla toplu sözleşme yapıyorlar. Dolayısıyla onları düşmek lazım. Yani 7 rakamını o yüzden kabul etmiyorum. Ama ne kadar düşeriz hesap yapmadım. Tembelliğime verin. Genelde bunları Serkan yapar hesapları. Ben de böyle etrafta şey yaparım. Kendim bulmuşum gibi anlatırım. Serkan da ya hesabı yapmadı ya da babasıyla uğraşıyor. Ondan dolayı iş yapamadım. Görüşemedim. Ama yani bu %7'nin üzerindeki rakam doğru değil. Çünkü orada o işte PTT'ye falan da yapılan şeyler var. Toplu sözleşme var. Bunlar gerçek toplu sözleşme değil. Onu da saymamak lazım. Gene rakam büyük ihtimalle 6 değildir. Şimdi bu sendikal örgütlüğün olmadığı anlamına geliyor. Olmadığı koşullarda tabii mücadele mümkün. Yani mücadele nasıl yapılacağını işte Tahirler Bağımsız Maden'de gösteriyorlar. Başka başka şeyler de var. Ama bir bütün olarak bizim sendikal hareketimiz bu neoliberal küreselleşme dünyasında nasıl sendikacılık yapılır? Buna dair bir şey yapmıyor. Ha, kurumsal, yasal, kurumsal düzenlemeler de uygun değil ama zaten yeni buna uygun yasal kurumsal düzenleme nasıl olur? Bu talepleri de zaten bu sendikal hareket ortaya koymalı. Yani devlet sana tarihin ne zamanında bir şey bahşetmiş ki mücadele etmeden şimdi buna uygun sendikacılığın altyapısını sana bahşetsin. Dolayısıyla senin 6356'nın ne şekilde değişmesi gerekiyorsa ona dair şeyi de önerileri de senin ortaya koyman, senin talep etmen gerekiyor. Ama bunu sevmiyorlar. Son diyeceğim ama bu son. Sosyal diyalogçuluğu seviyorlar. Şimdi sosyal diyalogçuluk yeni bir laf. Korporatizm diye bir laf vardır. 30'lardan kalma. Bu devlet nezdinde çeşitli meslek gruplarının işçi işveren bütünlüğü içinde temsil edilmesi anlamına gelir. Faşistlerin kullandığı bir şey. Yani İtalya'nın, Portekiz'in vesaire. Sonra Almanya ve Avusturya özellikle Katolik ülkeler. Onlarda da böyle bir hepimiz din kardeşiz şeyi çok vurgulu olduğu için benzer mekanizmaları kullandılar. Buna da neokorporatizm dediler. Yani işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ilgili bakanlıkla bir araya geliyorlar ve işte çalışma ilişkilerinin temel şeylerini belirliyorlar. Bu da Fordist döneme uygundu. Fakat yeni dönemde bu neokorporatizm lafı birdenbire ortadan kalktı. Hiçbir akademik çalışmada göremiyorsun. Sosyal diyalog lafı ortaya geldi. Bu daha parçalı tabii ki. Yani çünkü yeni dönemde esnek çalışma olduğu için işte çeşitli düzeylerde işçi ve işveren temsilcileri sürekli bir araya geliyorlar ve bazı fonlu eğitimler falan filan yapıyorlar. Buna da sosyal diyalog diyoruz. Ama bu tam Clark Kent Superman gibi. Çünkü yani Clark Kent varken Superman yok, Superman varken Clark Kent yoksa demek bunlar aynı şey. Neokorporatizm ve sosyal diyalogçuluk da aynı şey. Yani çünkü birisi varken diğeri yok, demek ki bunlar aynı şey. Yani bu aslında işte faşizmden beri getirilen bir model. Fakat bunu bu bahset biz yani sırf Türkiye'de değil ama Türkiye'de de özellikle bizim sendikalarımız bayıldılar. Sürekli zaten böyle şeylerin fotoğrafını veriyorlar. İşte o 1 Mayıs öncesi verilen fotoğraf da öyle. Yani zaten halinden de memnun bir sendikal hareketimiz var. Hiç değilse liderlik düzeyinde. Halinden memnun. İşte görüştük, şey yaptık, bildirdik, anlattık, mallattık. Bu dönemin vahşi çalışma koşullarına, güvencesiz çalışma koşullarına uygun bir mücadele hattı koyacak bir sendikal kurumsallaşma değildir. Böyle bir kurumsallaşmayla militan bir pratiğin ortaya çıkması mümkün değildir. Dolayısıyla bunun yıkılıp yeniden yapılması lazım diyeyim. 1,5 saatten uzun süredir konuşuyorum herhalde. Özür dilerim ama mesleki deformasyon, kamerayı görünce kendimi durduramıyorum. Ağzına sağlık abi. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Varsa sorular alabiliriz. Bakıyorum ben bir yandan. Şafak'ın sorusu var galiba. Buyur Şafak. Şafak mikrofonu açık değil ama. Farkında değil mı acaba? Değil. Geldim abi. Abi öncelikle sağ olasın.
Rica ederim, ne demek? İşimiz. Şimdi Görkem abi, yani sorularım var aslında da birkaç tane. Şey abi, konuşmanın başında şey dedin, orayı tam anlayamadım. Serbest ticaretin devlet eliyle oluşturulduğundan bahsettin. Serbest ticaret mi dedim? Serbest piyasa devlet eliyle oluşturur demiş olmam lazım. Pardon, serbest piyasa. Her derste bunu söylüyorum. Serbest piyasalar elma ağacı değildir, doğada bulunmaz, devlet eliyle oluşturulur. Anladım. Yani abi şey, burada şunu demek istedim. Modernizmle birlikte bu şey ortaya çıkan, bu aktör olan, yeni aktör, modern devlet serbest piyasayı oluşturdu. Ama bu çok hani şey kısa sürdü. Daha sonra şey, yani şey merak ediyorum. Bu serbest piyasanın bitişiyle tekelci rekabetin ortaya çıkışı, burayı tam oturtamadım bu sözünden sonra, bu tespitinden sonra. Anlatabildim mi? Anladım da, yani bunların hepsi aynı şekilde oluşuyor. Şimdi bir kez senin istihdam piyasasını oluşturman lazım değil mi? Maden kurulmuş Zonguldak'ta, köylü tabii ki yerin altında çalışmak istemiyor. Niye insin yerin altına? Dolayısıyla onu yerin altına gitmeye mecbur bırakman lazım. Adam orada binlerce yıldır o köyde yaşamayı becermiş yerin altına girmeden. Nasıl girecek? İşte sen aynı vergi koyuyorsun. Yerin altına girmek durumunda kalıyor. O vergiyi ödeyebilmek, çünkü hayatında öyle bir şey yok daha önce. Pardon, nakdi vergi. Parasal vergi yani. Şimdi bu tip şeyler, işte sonra ne oluyor? Serbest iş ilişkisi. Nesi serbest bunun? Adam aynı vergi ödemiş yüzlerce yıldır. Yani ürünün bir kısmını vermiş. O da çok matah bir şey olduğu için söylemiyorum ama alıştığı şey o. Sen onu kaldırıyorsun. Hayır, ben devlet olarak bundan sonra senin paranı alacağım diyorsun. Öyle bir şeye ihtiyacın da yok aslında ilk anda. Bu adamın da paralı bir iş, yani maaş ödeyen bir işe girmesi lazım. O yüzden köyüne gidip etrafta da iş, maden de var, oraya gidiyor. Şimdi bu zorlamayla oluşmuş bir istihdam piyasası. Bu serbest piyasa dediği şey bu şekilde oluşuyor. Tamam mı? Fakat sonra bunun serbest olmaması, herkesin girmemesini falan istiyorsan o da gene yasayla oluşur. Yani oligopolleri güvence altına alan da gene yasal düzenlemelerdir. Yani sen girişi engellersin, ayrıcalık satarsın. Bunu bugün devletler bunu her gün yapıyor yani. Aç resmi gazeteyi. Değil mi? Adam diyor ki işte gümrükte şey malı getirmek için şöyle kapasiteye ihtiyacın var diyor. O kapasiteye zaten her şirketin yok yani. Bazı şirketlerin var. Biliyorlar, daha yazmadan biliyorlar. İhale kanununu sürekli değiştirirken yapmalarının sebebi de bu yani. Ama ihale tabii ki bir piyasa mevzusu değil, ama bir iş kolunda çalışabilmek için gerekli şartları belirlerken de bazılarını dışarıda çıkarıp bırakıp bazıları şey yapıyorsun. Serbesti de, serbest olmayanı da devlet eliyle belirlenir. Anlatabiliyor muyum? Yani başka türlü piyasa olur. Piyasa doğal bir şey değildir. Bunu da ben söylüyorum. Polanyi söylüyor. Anladım abi. Yani eski rejime ait krallıklardan ziyade burjuva cumhuriyetlerini belirlediğini söylüyorsun. Ama krallıklarda sen şimdi Mısır'da çok şey, arkadaşlar özür dilerim ama şey, antropoloji, arkeoloji bunlar sevdiğim alanlar. Şimdi Mısır bronz yapacak değil mi? Turk çağı. Yani günümüzden 3000 yıl önce. Mısır'ın her yerinde bakır var. Ama kalay yok. Kalayı ta Kafkasya'dan getirtmesi lazım. Serbest ticaretle mi getiriyor? Tamamen bir devlet organizasyonu. Zaten alan da belli. Yani sen olup orada silah yapmıyorsun ki, Mısır kendi ordusu için zaten o tunçları yapıyor. Dolayısıyla yani o zaman da gene yani bir ticaret var. Fakat o ticareti yapan da gene devletin yetkilendirdiği kişiler. Serbest olma numarası kapitalist dönemde yapılır. Söylemeye çalıştığım şey başta bunu söylerken, yani bunu yememek lazım. O da serbest değildir. O da tarihsel ve toplumsal koşullarla ve devlet politikalarıyla biçimlendirilmiştir demeye çalışıyorum sadece. Çünkü ondan öncesinin zaten serbest olduğuna dair bir iddiası da yok. O şeyin iddiası. Kapitalist üretim biçiminin iddiası. Ve bu iddia arkasındaki siyasi otoriteyi saklıyor. Biz de bazen çok teknolojici argümanlar şey yapıyoruz.
yani çok düz bir tarihsel materyalizm okumasıyla o doğru değildir. Yani aslında biraz ayrıntılı okursan bizde de öyle bir iddia olmadığını görürsün. Onu söylemeye çalışacağız. Anladım abi. Bir de şeyi soracağım abi. Şimdi abi biz, yani ben de eskiden şey diye 60'lı ve 83 arası Türkiye'nin iş hareketinin en güzel zamanları diye tarif ediyordum. Yani öyle düşünüyordum ama sonra sen az önce uyarınla hani 54-55'te bahsedin aslında bu süreç 90'larda sona erdi bu Talik Yamacı dönem. Aslında abi bir de şöyle bir şey var hani değil mi? Hani orada başka bir ihtimal de var. Sovyetler var. Sonuçta Batı'da biraz liberal ve özgürlükçü görünmek zorunda. Bunun da etkisi var biraz. Peki bu kayıt dışı ekonomi ile ilgili ne söyleyebiliriz? Yani şimdi hani dünya oraya doğru gidiyor ya abi. Hatta geçenlerde birkaç ay önce bir yasa çıkacaktı meclisten işte belirli süreli belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle ilgili. Hatta işverene eğer sigortasız işçi çalıştırdığını kabul ediyorsa kabul ettiğinden önceki dönemin affedilmesiyle ilgili affedilmesi şeklinde sonuçlanan bir yasa tasarısı vardı. Korkunç bir şeydi. Hani şimdi dünya böyle bir kayıt dışı ekonomiye doğru giderken sendikalarda dar bir çıkar örgütü haline geldiğini söyledin. Dolayısıyla hani müstakbel olarak bu yeni işçi örgütle yani ileride işçi sınıfı yani ezilenler kendi mücadele örgütlerini elbette oluşturacaktır. Ancak buraya dair mesela taşeron çalışma ile zaten çalışma hayatı parçalanmış ve mevcut sendikalar şekilsiz bir noktaya indirgenmiş. Asgari bile yerine getiremiyorlar. Bir yandan da kayıt dışı ekonomiye ağırlık veriliyor. Zenginler daha çok zengin oluyor. Yani zengin şöyle her sene dünyadaki toplam mevduatının yarısına sahip olan zengin sayısı aşağı iniyor. Yani 2014'te falan 85 kişi diye hatırlıyorum ben. Bir İngiltere'li bir yardım kuruluşu var. Oxfam düzenli raporlar yayınlıyor. 85 kişiydi. Sonra 60'a düştü, 70'e düştü. İşte en son 8 kişiye falan düştü. Yani dünyanın yarısının serveti 8 insanın servetine eşit. Şimdi buraya doğru giderken bu kayıt dışı ekonomi yani buradaki insanlarla buradaki işçilerle ilgili ne söyleyebiliriz? Yani sendikalar buraya giremiyor. Mevcut sendikalar zaten hiçbir yani çoğu zaman anlam ifade etmiyor. Ve toplumsal hareket sendikacılığı ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Şöyle söyleyeyim, işçi örgütlenmesinin her dönem o döneme özgü sorunları vardır. Yani dolayısıyla eskinin dünyası da öyle bir şey yaptıysam özür dilerim. Böyle çok basit bir dünya değil. Yani doğrudan sendika örgütlemeye çalışan insanlar 1880'lerde, 1890'larda katlediliyorlar. Yani çeşitli şeylerde işte Blair Dağ Savaşı diye Amerikan sendikal tarihinin işte Batı Virginia'daki önemli kömür şeylerinden biri. Çünkü bu FBI o sırada yok. Pinkerton dedektiflik bürosundan 200-300 tane silahlı adam eski askerler liderliğinde işte madencilere saldırıyorlar. Madenciler de kendilerini Amerikalıların tüfekten çok bir de dinamit var madencide şey yaptığı için. Dinamitler ve tüfeklerle savunuyorlar. Bir sürü insan ölüyor. Blair Dağ Savaşı falan. Yani böyle bir o zaman da kolay değil yani. Bir kez bu şey yapmamak lazım. Her zaman dirlik sorunları var. İşte bahsettiğim Engels'in yeni sendikacılık tartışması falan gibi. Sonuçta her döneme özgü bir şey örgütlenme biçimi bulmak mümkün. Burada önemli olan bana sorarsan temel ilkeler bir iş yerinin bütünlüğü yani iş yerinde kendi kendini bölecek şekilde ayağına sıkmayacaksın. Bir iki de bir dar çıkar savunmayacaksın. Bu ülkeleri doğrultusunda örgütlenme yapmak mümkün. Şimdi 50'lerden mesela bahsettik. Teksif sendikası 50'lerde işte Sümerbank'ta örgütlü esas olarak Bakırköy Bez Fabrikası falan. Orada kazandığı parayı Yedikule Şube'de harcıyor. Yedikule Şube bugün hala aynı yerde. Zeytinburnu'nda. Teksif'in orada yeri var. O Yedikule Şube eski. Tarihsel Yedikule Şube.
Sultanahmam'daki falan filan ufak işletmeleri örgütlemeye çalışıyorlar. Niye? Sümerbank Kit oradan gelen parayı oraya harcamaktan çekinmeyen bir sendikal hat var. Oradaki sendikacılar. Onlar sonra atılacaklar tabii bu arada Marmara Bölge Federasyonu çünkü disk tekstil olacaklar. Yani şey için söylemiyorum ama tarihine baktığın zaman bu tür şeyler görüyorsun. Yani bir kaynağı, rahat bir iş yerindeki kaynağı çok zor bir yerde yani senin demin söyledin ya hakikaten kayıtsız çalışan çünkü Sultanahmam'da falan kimse SGK'lı çalışmıyor 1950'lerde. Kayıtsız çalışan insanları örgütlemek için harcamaktan çekinmeyen bir sendikal gelenek var. Şimdi dünya kayıtsızlığa doğru gitmiyor. Dünya esnek çalışmaya doğru gidiyor. Aynı şey değil ikisi. Hatta daha kayıtlı. Yani bugünün insanın da her kimin ne yaptığı çok belli. Yani zaten hepiniz cebinizde devleti taşıyorsunuz. Cep telefonlarınız sayesinde. O yüzden zaten devlet portalından sendikalaşmaya da çok şey yapmıyorlar. Yani sendikalaşın istiyorsanız zaten devletin kontrolü altında şey yapıyorsun. Onlar işvereni istediği zaman bildirebiliyor. Şimdi oradaki sıkıntı şu. Bu bahsettiğin Oxfam raporlarındaki sayıların bu şekilde işçiler aleyhine gitmesinin çok temel bir sebebi var. İmalat sanayi küresel güneye kayıyor. Amerika'nın işte çok geniş yerleri, işte Rust Belt diyorlar, pas kuşağı. Eskiden otomobil üreten bütün Michigan'da işsizlik var şimdi. Yani şehirler çöküntü şehri. General Motors'un kurulduğu şehir Flint, bu meşhur şeyin de doğduğu şehirdir. Michael Moore'un hep belgesellerinde de gider. Suyu zehirli bugün. Yani General Motors dediği şirket o şehirde kurulmuş. Michigan bir çöküntü şehir işte. En son Amerika'da şey yaptılar, nüfus sayımına doğru meclis sandalyelerinin sayısını değiştirdiler. Pas kuşağı sürekli yer kaybediyor. Fransa'nın kuzeyi, Belçika'nın güneyi, Galler'in kuzeyi, İngiltere'nin orta kısımları. Buralardaki bütün sanayi tesisleri küresel güneye gidiyor. Vietnam'a, Çin'e, şuraya buraya, Güney Afrika'ya, Türkiye'ye, Bangladeş'e. Ve buralarda aynı mücadeleler verilmediği için tabii ki şey yok. Bir ikili ve buralardaki işte tabii bazı demokrasi ile alakalı sorunlardan dolayı da aynı paralar kazanılamıyor. Aynı iş yani General Motors'un fabrikası Detroit'teyken işçinin aldığıyla Sao Paulo'dayken aldığı para aynı değil. Detroit'te iş yok. Olan iş Walmart'ta yani oranın Migros'unda ya da Target'te neyse. Orada da diyelim ki forklift operatörü var. General Motors'un otomobil fabrikasında da forklift operatörü var. Walmart'ta da forklift operatörü var tabii depolarda, antrepolarda malı indirip kaldırmak için. Ama hizmet sektörünün maaşları doğal olarak daha düşüktür. Dolayısıyla 60'larda General Motors'un çalışanı o şeyle işte bir suburb yani şey iyi mahallede bir bahçe içinde ev alıp iki tane çocuğunu üniversiteye yollayabiliyordu. Şimdi Walmart'ta aynı işi yapan yani hizmet sektöründe oranın Migros'unda o işi yapan o paraları kazanamıyor. Buralardaki mücadeleler ancak şey yaparsa bahsettiğin şey dönüşür. Ama yani hiçbir her zaman o yüzden Güney'in isyanını çevirip okuyun diye şey yaptık Emmanuel Nesin kitabını. Her zaman sendikal mücadelenin yolu vardır. O yüzden ben teknolojik determinizmi şey yaparken yani buna kapılmayın derken bu yüzden söylüyorum. Çünkü 90'lardan itibaren bir robotlar tartışmasıdır gidiyor. İşte emek şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Yani teknolojik determinizm kapitalizmi anlamak için yanlış doğru önemli değil de kapitalizmle mücadele noktasında bizi zayıf kılan bir şeyi var. Yani ya böyle oldu burada bir şey yapılamaz. Hayır her koşulda mücadele mümkündür, zordur. Büyük bedel ödemek gerekir, şudur budur ama Bu tür şey yapmamak lazım. Kolay cevabı yok. Ama yani 1890'larda da kolay cevabı yoktu. 1930'larda da kolay cevabı yoktu. 1950'lerde de kolay cevabı yok. Şimdi de yok. Şimdi benim canımı sıkan açıkçası belki o zamanlar da vardı ama durumundan memnun olan bir hal. Durumundan memnun olan hal bu işte teknolojik determinizmle de ya dünya da oraya doğru gidiyor falan gibi şeylerle birleşince yani çok da bir şey yapılamaz. Sosyal diyalog aynen devam gibi bir şey çıkartıyor. Yani ben tarihten bir şey öğreneceksek
en daha müsait koşullarda bile pekala çok direngen pratiklerin yaratılabildiğini görmek gerekiyor. Bunlar var. Bugün için de yapılabilir. Yani şöyle bir şey, hatta Çinli işçilerin durumu son 15 yılda daha kötüye gitmedi. İyileşmedi. Michiganlı şeylerin haline de gelmediler. Eyvallah, ama daha kötüye gitmedi. Çünkü iyi kötü şey var. Çin Komünist Partisi'nin de bir şey var. Çok mevzu olduğu zaman o bölgede biraz durumu iyileştiriyorlar. Yayılmasın diye. Şey çok fazla olduğu için, yani kapitalde de aslında bu yedek iş gücü çok fazla olduğu için buralarda, yani kırsal çözülüyor, sürekli sanayi havzasına akıyor. Kırsal çözülüyor, sanayi havzasına akıyor. Bu yapısal bir sorun. O bitmediği sürece, yani bir nüfus bottleneck'e ulaşmadığı sürece ucuz iş gücü mümkün olduğu için hani şeyleri değiştirmek de mümkün. Gene oralarda yeni bölgeleri sanayi havzası haline getirip daha mücadeleci yerlerden, yani küresel güneyin içinde de şeyleri kaydırmak mümkün. İmalat şeylerini. Hatta geçen 2 sene önce öldü herhalde. General Electric'in Jack Welch diye çok pis bir CEO'su vardı. Bu 80'lerde neoliberalizm yüzlerinden bir tanesi. Keşke diyordu bütün fabrikamı bir sala koyabilsem. Yani nerede şey varsa, avantajlı bir yer varsa oraya götürebileyim diye. Çünkü aslında fiilen dediğim gibi neoliberalizm de böyle bir şey. Bütün imalat sanayini söktüler, küresel güneye götürdüler. Orada da işte mevzu olduğu zaman diyelim ki olmayan tarafa doğru şey yapıyorlar. Ama her tarafta yakalayıp bununla mücadele etmek gerekiyor. Bizim açımızdan da aynı şey geçerli. Ben özellikle bu yedek iş gücü mevzusu zayıfladıkça, yani kırsaldan şehre geliş nüfus şeylerinden dolayı, eğilimlerinden dolayı azaldıkça, ki şehirleşme arttıkça o azalır, gene yapısal olarak olan dezavantajın azalacağını ve mücadeleci pratikleri olan işçi hareketlerinin işvereni daha çok kıstırabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bakarsan eğer neoliberal dönem dediğin gibi bir en üsttekilerin çok zenginleştiği, yoksulların da iyice yoksullaştığı bir dönem olarak yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Var mı başka sorusu olan? Saat 10 oldu. Bir salın bizi diyorlar galiba. Evet. Süreyi de doldurduk da. Varsa sorular tabii. Görkem abi, bir şey daha söyleyebilir miyim? Velat'ın bir sorusu var herhalde ama Şafak da bir şey söylemek istiyor. Sen Yağız şey yap da. Velat söylesin. Kimin, ben göremiyorum şu an. Velat Zeren. Buyurun. Yanlışlıkla olmuş. Hamber Şanlı, Türk İş'in Hamber masasında Siyah'ın eli mi var diye bir soru var. Yani Türk İş'in kuruluşunda bu ama şey değil, yani büyük haber değil. Soğuk Savaş başlayınca Amerikan sendikacılığı hızlıca özellikle Avrupa'nın güneyindeki sendikaları bölmek istiyor. Yani buradaki oraların komünist partilerin etkisi var diye. O vatandaş, yani Yunanistan'la sorumlu vatandaş Türkiye'ye de geliyor. Yani Yunanistan'a kadar gelmişken Türkiye'ye de geliyor ve burada, yani onun şeyde anıları da yayınlandığı için çok açık, yani Irving Brown şeyin kuruluşunda etkisi var. Ondan sonra da 27 Mayıs'tan hemen sonra diyorlar ki aman diyorlar bir izin vermiyordunuz, şunları bir şey yapalım da ICFT'ye üye yapın. Dolayısıyla oradan Amerikan yardımı da alıyorlar. Dolayısıyla Amerikan sendikacılığı Türk İş'te 60'larda 70'lerde çok etkin açıkçası.
Ama bugün öyle bir ayrım kalmadı. Soğuk savaş bitti yani. Dolayısıyla bugüne uzanan bir şeyden bahsedemem. Şafak soracaktı. Bir de Ulaş'ın galiba eli ayakta. Ben teşekkür ederim. Ulaş Hacı Murat oldu değil mi Ulaş'a? Ulaş'ın sorusu var mı? Yok, ben söz istemedim ya. Ha, tamam. O zaman Şafak sen konuş, sen konuş tamam. Görkem abi, toplumsal hareket sendikacılığı ile ilgili Aa geçen pardon, bir pardon, pardon yazı onu unuttum, okudum. onu unuttum. Ya bu toplumsal hareket sendikacılığı mevzusu 90'larda bir ara çok meşhurdu. Çok da yazılıp çizildi. O zaman da açıkçası verilen örnekler işte KOSATÜ'ydü Güney Afrika'da. Güney Afrika Sendikalar Birliği, Filipinler'deki 1 Mayıs Konfederasyonu ve Kore sendikalarıydı. Şimdi Filipinler ve KOSATÜ'yü birbirine bağlayan bir şey var. İkisi de bir demokratik hareketle, yani çünkü Filipinler'de işte o zaman diktatörlük var. Yani 86'ya kadar bu neydi herifin adı? Marcos. Ne Marcos? Hatırlamıyorum. 86'da devrildi. Yani hem diktatörlüğe karşı bir adada zaten farklı da bir, yani Filipinler'deki yaygın etnik unsurdan olmayan insanların kurduğu bir sendika var. KOSATÜ'de tabii bu şey apartheid karşıtı mücadeleyle emek mücadelesini birleştiriyordu. Ve sırf sendikal mevzuyla ilgilenmiyorlar. Aynı zamanda işte bu tür demokrasi mücadelesini de şey yapıyorlar. O yüzden sadece iş yeri mücadelesi pratikleri benimsemiyorlar. Aynı zamanda işte şey gibi bu kepenk kapatma eylemleri falan apartheid'e karşı yapılıyordu. Ya da boykot çağrıları. Sırf iş yeri grev falan gibi eylemler değil. Aynı zamanda böyle işte yurttaşına katan, tüketici olarak da işçiyi işin içine sokan eylemler yapıyorlar deniyordu. Kore aslında farklıydı. Kore'yi niye işin içine kattıklarını da hiçbir zaman anlayamadım. Kore'de de kuşkusuz diktatörlük vardı o zaman. Askeri diktatörlük vardı. Dolayısıyla demokrasi taleplerini sahipleniyorlardı o sendikalar. Ama yani işte bütün mevzu geçen şeyde de tartışıldı. İşte sırf iş yeri pratiği yapmıyorlar. Ya gene tarihçi olarak konuşuyor ama hangi sendika sadece iş yeri pratiği yapmış? Onu da çok anlamıyorum. Bu Martin Luther King'in meşhur Washington yürüyüşü, işte bir hayalim var konuşmasını yaptığı yürüyüşte açılış konuşmacısı Walter Reuther, oradaki United Automobile Workers'ın başkanı ki yani oranın en büyük şeyse üç büyük otomobil fabrikasında da örgütlü olan, Boeing'de de örgütlü olan şey sendikası, metal sendikası yani. En büyük sendik. Onu da zaten yani çok şüpheli koşullarda öldü. Uçağa düştü. Altimetre bozukmuş uçakta. Yani adam kendisi siyah değil. Siyahların eşitliği için mücadelenin içinde. 19. yüzyıla bak. Alkolizmle mücadele için uğraşan sendika var. Yani çünkü alkolizm işçiler açısından bir sorun. Yani bunu şey yapıp yani öyle kadın falan mevzulara gireni saymıyorum bile. Alkolizmle mücadele için uğraşan sendika var. Dolayısıyla sendikayı sadece iş yerine sıkıştıran anlayış zaten işte bu 60'lar 70'ler Fordist döneminin bir karikatürleşmesiyle ancak iddia edilebilir. Genel sendikal hareket tarihine baktığın zaman kendini sadece iş yeriyle sen şey yapan bir sendikal mücadele biçimi yoktur. Yani 62 verdiğim örnek Walter Reuther en klasik sendikalardan biri, Amerika'daki en büyük metal sendikası, adam siyahlara karşı ayrımcılık için, yani kendisi gelmiyor sadece, öyle anlamayın. Tamam, Güneyli siyah kiliselerinin bir parası var ama Washington'a yürüyüşü zaten UAV finanse ediyor. Yani nasıl bir örnek verebilirim ki? Suriyeli mülteciler için Türk İş'in para harcaması gibi bir şey yani. O dönem ırkçılık Amerika'sında böyle bir şey yapılması. Şimdi o yüzden bu 90'lardaki bu tartışma bugünden bakınca, o zaman ben de tartıştım da, yani ben de işte öyledir böyledir falan diye, bugünden bakınca anlamsız geliyor. Yani öyle ayrı bir toplumsal hareket sendikacılığı gibi bir sendikal biçim şey yapmak. Şunu bilmek lazım. Yani
iş yerine sıkışmış bir sendikacılık zaten Fordist dönemde olanın soyutlamasının karikatürüdür. Fordist dönemde olanın soyutlamasının karikatürüdür. Yani o zaman bile kendisini sadece iş yeri mevzusuyla sıkıştıran bir hat yok. Ama esas olarak kuşkusuz %85 ondan bahseden bir, ona para harcayan bir biçim var. Bunu karikatürleştirerek şey mi? Yoksa Kosatu'nun bugünkü hali içler acısı bu arada. Bir devlet sendikası haline geldi. Çünkü apartheid bitti. Apartheid bitti. Afrika Ulusal Kongresi iktidar partisi oldu. Ve işte şey gibi yani. Hani hak iş çok matah bir sendika değildi ama hiçbir zaman yani hak iş AKP ilişkisi neyse aynı ilişkiye sahip şimdi oradaki iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi ile. Yani çünkü tamam şey iyi de farklı siyasal mücadele başlıklarına sahiplenmek iyi bir şey ama sen iş yeri aleyhine o işleri de çok sahiplenirsen yarın bir gün devir değiştiğinde çünkü olabilir yani kapitalizmde apartheid bitebiliyor. Siyahlar da iştahlar elde ediyorlar. Ama o zaman yeryüzü cenneti kurulmuyor. Başka bir kapitalist devlet kuruluyor. İşte orada da madenci katliamlarından falan bahsediyoruz. Bizzat Kosatu'nun görmezden geldiği. Yani o yüzden bu tartışma o zamanlar 90'larda falan hani hiçbir şey de yok. Bir de millet Japon sendikacılığı diyor. Biraz da ona karşı burada çok şey yapıldı. Ama baktığımızda sadece şunu bilmek yeterli. Toplumsal hareket sendikacı öğreneceğimiz şey bence şudur. Tarihsel olarak iyi sendikacılık sadece iş yerine sıkıştırılarak, sadece iş yeri mevzularına dayanarak zaten yapılmamıştır. Bu elini kaldıranlar var. Bunlar bizim diğer arkadaşlar gibi yanlışlıkla mı kaldırıyorlar yoksa niyetleri mi var soru sormaya? Yoksa yeter an... artık diye mi el kaldırıyorlar? Göremiyorum el kaldırmadan. Özünü de görüyorum ben mesela. Söz alabilir yani. Benim illa söylememe gerek yok. Çıkmıyor bende şu anda çünkü. Kimi görüyorsun abi sen? Özgür'ü görüyorum, Öztürk'ü. Demin Leyla Bihter Özen Çalımefendi'de de vardı. Mouse mu? Evet. Doğru. Özgür affedersin. İki saat konuşunca beynim yandı. Ben de diyorum niye görmüyorum? Allah'ım yarabbim. Evet, tamam, bitirin başka... Ben saçmalamaya başladım. Şimdi vereceğim cevaplar da artık makul olacak. Başka söz yoksa o zaman sorusu olan, eklemek isteyen. Tamam, herkese teşekkür ederiz katıldığı için. Görkem abi ağzına sağlık. Eyvallah, eyvallah arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimiz 2 hafta sonra zaten. Öncesine duyurusu geçilir. Orada görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşürüz.